Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. BBN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Mine Çakmakçı, Gün Işığı programıyla karşınızdayız. 3 saat boyunca birlikte olacağız. Malum biliyorsunuz dün akşam saatlerinde aslında İsveç'te çok önemli bir karar alındı ve 6 koşullu İsveç anlaşması da an itibariyle kararlaştırıldı. Ama tabii bunların detaylarını ilerleyen dakikalarda hep birlikte konuşuyor olacağız. Şimdi haberlerimizle, bültenimize başlayalım. Bingöl ve Maraş'a şehit ateşi düştü. Teröristler İran kuzeyindeki Pençe Şimşek harekat bölgesinde taciz ateşinde bulundu. Sözleşmeli erler Furkan Güner Gök ve Hasan Taş şehit oldu. İki askerimiz şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde görevdeydi. Teröristler yine haince saldırdı. İki asker taciz ateşinin hedefi oldu. Yaralanan piyade sözleşmeli er Furkan Güner Gök ve Hasan Taş hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı. Şehit düştü. Bingöllü Furkan Güner Gök daha 25 yaşındaydı. Acılı anne evladına doyamamıştı. Fotoğrafına sarıldı. Al bayraklı tabutun başından ayrılmadı. Şehit Güner Gök için cenaze töreni düzenlendi. Ardından naaşı aile mezarlığına defnedildi. Şehidimizi makamını âli eyle ya Rabbi. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer ilde kahraman Maraş'tı. Sözleşmeli er Hasan Taş'ın evine Türk bayrakları asıldı. Kapıda ambulans bekletildi. Arş! Cenaze töreninde Taş'ın ailesi güçlükle ayakta durabildi. Törende helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Gözyaşları eşliğinde Hocazade mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. PKK darbe üstüne darbe alıyor. Terör örgütünün ZAP'taki sözde muharebe sorumlusu Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi. Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor. Sözde sorumlulardan biri Kuzey Irak'ta nokta atışıyla öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. O teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyah Bend Kod adlı PKK'nın sözde ZAP eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Her iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı da bulundu. Ferit Yüksel terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumluydu. Efendim biliyorsunuz İsveç'in NATO'ya katılma kararı vardı ve bu tamamen Türkiye'ye bağlıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için Litvanya'ya hareketinden önce önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO vizesi alabilmesi için Avrupa Birliği şartı koştu. Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım dedi. İşte Erdoğan'ın verdiği o ilk mesajlar geliyor ekranlara. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. NATO liderlerine net çağrı yaptı. İsveç'in üyeliğine karşı AB şartını öne sürdü. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere
bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar masada olacak. Bir diğer konuysa İsveç'in NATO üyeliği. Finlandiya taahhütleri gereğince hareket ederek Nisan ayında ittifaka resmen üye oldu. İsveç konusunda ise süreç devam ediyor. İlgili kurumlarımız İsveçli muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor. Erdoğan üyelik sürecinin ilerleyebilmesinin üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Türkiye olarak terör örgütleriyle ve uzantılarıyla ayrım gözetilmeden mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten neredeyse dilimizde tüy bitti. Kimse bizden taviz ve anlayış göstermemizi beklememelidir. Biz bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz. Ve bu konularda kararlılığımız daimdir. İsveç'e NATO vizesi için nihai kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vereceğini kaydetti. Biliyorsunuz bu işte nihai karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedikten sonra biz ben dedim oldu diyemeyiz. Efendim ilk açıklamaları getirdik ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklama dünyada geniş yankı buldu. İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Türkiye'ye Avrupa Birliği kapısının açılmasını isteyen Erdoğan'a da NATO ve Beyaz Saray'dan da tam destek geldi. Avrupa Birliği'nde yanıt geldi. İzleyelim haberimiz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Cumhurbaşkanının AB şartına liderlerden yanıt gecikmedi. Mesajlar arka arkaya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan'ın açıklamasını olumlu karşıladı. Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini desteklediğini söyledi. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkinse, mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çalışıyoruz, Vilnius'ta olumlu karar çıkması hala mümkün diye konuştu. Benzer açıklama Beyaz Saray'dan da yapıldı. ABD, Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir denildi. Buna karşın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin Türkiye ile AB arasında bir mesele olduğunun altı çizildi. ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Sözcü Yardımcısı Dana Spent ise iki sürecin birbirine bağlanamayacağını söyledi. Her aday ülke için katılım sürecinin o ülkelerin esasına dayandığını hatırlattı. Bir sonraki adımların ritmi aday ülkelerin belirlenen hedeflere veya adımlara ulaşmak için kaydettikleri ilerlemelerle belirlenir dedi. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliğini destekleyen Almanya'dan da cevap geldi. Başbakan Olaf Scholz, Türkiye'nin AB üyeliği süreciyle İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı olmadığını belirtti. Efendim aslında dünyanın gözü kulağı Türkiye'nin vereceği karardaydı ve uzun zamandır da aslında bu kararı konuşuyorduk. Çünkü İsveç'in NATO üyeliğini Türkiye'nin yani hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasındaydı ve buna dair de kararını dün akşam açıkladı. Ama aslında çok stratejik de bir hamle yaptı. Tam olarak onayladı demesek de meclise sunma kararı aldı ve bununla birlikte de birkaç şartı vardı. Neydi bu? İsveç'in terör örgütleriyle bağlantısının kesilmesi ve aslında en büyük gündemlerden bir tanesi de tarihe geçecek kararlardan biriydi aslında bu. Hemen detayını da aktarmak istiyorum sizlere ben onun. Şimdi şöyle de bir olay oldu. NATO tarihinde bir ilk yaşandı ve Türkiye'nin kararlı tutumu sonucunda NATO tarihinde ilk olarak terörle mücadeleye özel bir koridor kurulacağı söylendi. Aslında bu gerçekten hem Türkiye tarihinin hem de dünya tarihinin en önemli haberlerinden bir tanesiydi. Şimdi aslında altılı koşullu İsveç Anlaşması olarak da sürmanşet atmış.
Hemen detaylarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine giderken sürpriz bir açıklama yaparak... Efendim, altılı koşullu İsveç Anlaşması'nın aslında tam olarak detaylarını aktarayım sizlere. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine giderken sürpriz bir açıklama yaparak şunu söyledi. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın. Biz de dedi İsveç'in NATO üyeliği için onaylayalım dedi ve sadece aslında tek karar bu değildi. Ve dedi ki terör örgütleriyle dedi aranıza da mesafe koyacaksınız. Buna dair dedi bir adım atacaksınız ve İsveç de bütün şartları aslında kabul etti. Ve sadece buradan değil Beyaz Saray'dan da tam destek geldi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. 50 yıldır zaten bekletiyorsunuz. Ve şunları da açıkladı. Biz çat kapı bir ülke değiliz. Biz Türkiye'yiz dedi. Ve ağırlığını tekrar bir kez daha tüm dünyaya duyurmuş oldu. Aslında Türkiye'nin zaten bu anlamda stratejik olarak çok önemli bir ülke olduğunu hep konuşuyoruz ama İsveç gibi büyük bir ülkenin de aslında kaderinin bu anlamda Türkiye'ye bağlı olması da bence bir kez daha Türk milletinin ne kadar önde geldiğinin ve Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunun bir kez daha kanıtı. Hemen detaylarını aktaralım. Biden memnuniyet duydum diye bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın İsveç katılım protokolünü hızla onaylanmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletme taahhüdü içeren açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Savunma ve caydırıcılığın güçlendirilmesi konusunda Erdoğan ve Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırım dedi. Aslında dediğimiz gibi İsveç için NATO üyeliği için aslında Türkiye'nin vereceği karar çok önemliydi ve herkesin gözü kulağı da Türkiye'nin bu anlamda vereceği onaydı. Onayı verdi ama dediğimiz gibi bir şartları vardı. Bunlar da neydi? Hemen detaylarını aktarın. Vilnius'ta zirve öncesi Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri ve İsveç Başbakanı ile görüşmesinden bir uzlaşma çıktı. 6 maddelik uzlaşıda İsveç'in gümrük birliğinin yenilenmesi, vize serbestisi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde destekleyeceği belirtildi. Ayrıca İsveç PYG, FETÖ'ye destek vermeyeceğini açıkladı. İsveç'in NATO üyeliği için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı gerekiyor. Şimdi dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada meclise söz hakkı verdi ve meclisten çıkacak kararla birlikte artık İsveç'in de NATO üyeliği an itibariyle kararlaştırılmış olacak. Onun dışında efendim manşetlerde yine buna dair resimler de var. Biliyorsunuz dün akşam gerçekten çok önemli bir gündem yaşandı. Zirvede. Bunun detaylarını zaten ilerleyen dakikalarda tekrar aktarıyor olacağız. Şimdi efendim haberlerimize devam edelim. Yine ilerleyen dakikalarda gazete manşetlerindeki güncel haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mayıs ayında tekrar uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının süresi bir hafta sonra da sona erecek biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Rus lider Putin'le bu konuyu görüşeceklerini söyledi. Ancak Kremlin Erdoğan'ın bu sözlerini doğrulamadı. Sözcü Peskov ise iki liderin Karadeniz tahıl anlaşmasını yenilemek için görüşme planı olmadığını duyurdu. Ukrayna bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız diyor. İnanıyorum ki Sayın Putin de bugüne kadar bu konuda nasıl bir duruş sergilediyse bundan sonra da aynı duruşu sergileyecektir. Ukrayna tahılının ihracatını sağlayan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması geçen sene Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen törenle imzalanmıştı. Süresi dolan anlaşma çeşitli kereler uzatılmıştı. O anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da tekrar dolacak. Rusya anlaşmanın yenilenmesine sıcak bakmıyor. Arabulucu Türkiye ise umutlu. Sayın Putin'le önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Eğer Türkiye ziyareti Sayın Putin'in gerçekleşirse tabii bunu %100 görüşeceğiz. Bu konuyu ele alacağız. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, önümüzdeki hafta sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında söylenecek yeni bir şey bulunmadığını aktardı. Putin'in anlaşmayı yenilemek için Erdoğan'la görüşme planının olmadığını duyurdu. Rus liderin Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceğinin belli olmadığını da vurguladı. Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde bugüne kadar 40 milyon tona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Efendim
biliyorsunuz 14 Mayıs ve artık ikinci kez tekrar seçime gittiğimiz için 28 Mayıs seçimlerin ardından da CHP kanadında bir hareketlenme yaşandı ve seçimlerin ardından başlayan değişim polemiği sürerken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkentteki bir kahvehanedeki seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çok az farkla kaybettiklerini söyledi. Kazansaydık farklı olacaktı ama kazanamadık. Bu da dünyanın sonu değil dedi. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Evet. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Seçim sonuçlarını böyle değerlendirdi. Umutsuzluğa kapılmayacağız mesajını yineledi. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz daha güzel bir Türkiye inşa etmek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki bir kahvehaneye gitti. Vatandaşlarla sohbet etti. Dolayısıyla hayatın bütün sıkıntılarını bir şekliyle hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Bunları aşmak mümkün mü? Elbette aşmak mümkün. Bunun için de oturacağız, hep beraber konuşacağız, tartışacağız. Sözü 14 ve 28 Mayıs seçimlerine getirdi. Çalıştık, ne yapalım? Asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Evet. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil. Son seçim de değil. Seçimleri çok az oyla kaybettiklerini söyledi. Bundan sonra diyaloğa daha çok önem vereceklerini vurguladı. Bak kardeşim, vermedin oy. Eyvallah, ben seni suçlamıyorum. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım. Aslında değişim çağrılarının hala Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevap vermemesi ve bu anlamda aslında noktayı da koydu geçen haftaki açıklamalarında. Ama yine de insanlar bir nebze de olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben gidiyorum demesini de beklemiyor değil. İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerlerini sardı. Vatandaşlar hem deniz hem de karayoluyla tahliye edildi. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. İzmir'in iki ilçesinde de ormanlar peş peşe tutuştu. Yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler teyakkuza geçti. Yarım saat arayla Menderes ve Ali Ağa ilçelerindeki ormanlar alevlere teslim oldu. Gökyüzü dumanlarla kaplandı. Ekipler 15 dakika içinde yangına müdahale etseler de alevler hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın evleri sardı. Alev kapanında zamanla yarışıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kara ve deniz yoluyla tahliye edildi. Bu sırada iki yazlık ev cayır cayır yandı. Alevlerle mücadele için 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracı seferber edildi. 6 helikopter ve 4 uçak da havadan söndürme çalışmalarında destek verdi. Helikopterlerden biri geliyor, biri gidiyor. Müdahale canhıraş bir şekilde sürüyor. Karadeniz'i sel aldı. Sokaklar, caddeler, evler sular altında kaldı. Onlarca kişi azgın sularda sürüklendi. Yardıma iş makineleri yetişti. İşte afetin dört bir koldan sardığı kentlerin yürek yakan manzarası geliyor. Gökçedere köyü, Sancı'nın köyü mahallesi. Karadeniz'i sel aldı. Karşısına ne çıktıysa önüne katıp götürdü. 1977'den beri. Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak can verdi. Ardahan'daysa yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Meteoroloji ve AFAD uyarmıştı. Beklenen yağış etkisini gösterdi. Samsun'da 45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz, odun toplamak için gittiği dere kenarında akıntıya kapılarak kayboldu. Yılmaz'ı bulmak için seferber olan arama kurtarma ekibi cansız bedenini buldu. Zonguldak İstanbul Karayolu'nda heyelan yaşandı. Ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sağanak yağış Ardahan'da da etkiliydi. Evinin bahçesinde hayvanlarıyla uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Düzce ve Sakarya'da sağanakla kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Düzce'de 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti. Kıyı balıkçıları denize açılamadı. Erzincan'da sel sularının taşıdığı çamur sebebiyle Erzincan-Sivas karayolu ulaşıma kapandı. Çorum'daysa birçok bölgede su baskını yaşandı. Bartın'da ırmak 5 metre yükseldi, taşmaya başladı. Karabük'te ise derelerin taşmasıyla bahçeler su altında kaldı. Kastamonu'da bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Sel suyunun denize sürüklediği bir mandaysa telef oldu. Şu anda Bunca. Tem otoyolunun Düzce kesiminde ise dağ yamacından kaya parçası koptu, tıra çarptı. Tırsa aynı yöndeki iki otomobile çarptı. Efendim, haberlerimizi aktardık. Şimdi gazete manşetlere devam edelim. Öncelikle BBN Türk TV kanalımızın BBN Haber gazetesine bakacağız. Manşetinde nelere yer vermiş aktaralım sizlere, buyurun. Efendim, şimdi BBN Haber gazetesinin manşetlerine bakalım. Nelere yer vermiş BBN Haber gazetesi? Efendim, BBN Haber diyor ki sel vurdu. Biliyorsunuz 6 Şubat'taki büyük depremin yaralarını sarmanın uğraşını veren Türkiye bu kez de sel afetiyle boğuşuyor. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yollar kapandı, dereler taştı diyor efendim. Hemen detaylarını aktaralım sizlere. Karadeniz bölgesini sel vurdu. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağ Tem Otoyolu'nun İstanbul istikametiyle Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum, Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Erzincan ve Zonguldak'taki kuvvetli sağanak yağış nedeniyle kentlerde maddi hasar oluştu. Devlet seferberlik ilan etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, iki gündür Türkiye'nin bazı kesimlerindeki sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının etkisi altında bulunduğuna dikkat çekerek, afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerle seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Zaten resimlerde de aslında felaketin gün yüzüne çıktığında, yani güneş doğduğundaki o felaketin resmini de görmek mümkün efendim. Mahsur kalanlar da kurtarıldı diyor İçişleri Bakanı Ali Bakan Yerlikaya. Aşırı yağışlar sonucu uyarı verilen illerin tamamında 2156 ihbar alındığını bildirerek, AFAD Başkanlığınca bölgeye 449 arama kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirildi dedi. Yerlikaya yaraların hızlı bir şekilde sarılacağını söyledi. Aslında 6 Şubat depreminden sonra ilk çeyrekte yaşadığımız 6 Şubat depreminden sonra ikinci kez yaşadığımız büyük bir felaket. Yine doğa olaylarından bir tanesi. Sel felaketleriyle şu an Türkiye canla başla mücadele vermeye devam ediyor. Tabii ki de şu an için isteğimiz ve arzumuz can kaybının olmaması, oradaki vatandaşlarımızın da sağ salim hayatlarına devam edebilmesi. Bu anlamda Türkiye'deki bakanlarımız da AFAD'da bu anlamda bütün seferberlik ilan etti ve o bölgedeki vatandaşlara canla başla yardım etmeye çalışıyor. Şimdi efendim, manşetlerimizi aktardık. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da biz tekrar burada olacağız. Bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler. Gün Işığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Saatlerimiz 7.30'u gösteriyor. Şimdi hemen haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Yaz geldi. Kene tehlikesi de arttı biliyorsunuz. Uzmanlar son aylardaki aşırı yağışlarının keneleri tarlalardan yerleşim yerlerine taşıdığını belirtti. Bazı noktalarda kenelere fazla maruz kalabileceğini de uyarısını yaptı. İzleyelim haberimizin detaylarını. Aslında su taşkınları ve seller keneyi etkilemiyor. Ancak keneyi bir yere taşıyor. Sel keneleri taşıdı. Uzmanlar kene tehlikesine karşı uyardı. Sel sularının keneyi öldürmekte
çok bir etkisi yok veya da keneye zarar, erişkin keneye zarar vermekte, en fazla bir yere taşıyor. Yaz geldi, kene tehdidi yeniden ortaya çıktı. Keneler taşıdıkları virüs sebebiyle ölümcül hastalıklara sebep olabiliyor. Uzmanlar Karadeniz'i etkileyen selin keneleri köylere taşıdığını söyledi. Bir yerlere taşındılar. Sel suları bunları bir yerlere biriktirdi veyahut da tepelerden alıp köy içlerine kadar indirebildi. Türkiye'de görülen kene türü ise vücutta hızlı hareket ediyor. Bu durumda oldukça tehlikeli. Peki keneden nasıl korunulmalı? Kene ısırığında neler yapılmalı? Kene çıkarılması profesyonellik gerektirmez. Kişiler keneyi kendileri çok basitçe, uygun bir şekilde bir cımbız veyahut da yani çıplak elle patlatmayacak bir şekilde çıkarabilirler. Paçaları kapalı elbiseler, tamamen vücudu örten elbiseler, vücuttan kenenin vücuda ulaşabileceği çok kısıtlı alanların olacak şekilde elbiselerin ve açık renkli elbiselerin giyilmesi birçok şekilde insanları koruyabiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azaldı. İşsizlik sayısı ise 3 milyon 328 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı Mayıs ayında tek haneye indi. Son 9 yılın en düşük seviyesini gördü. TÜİK, Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre işsizlik oranı Mayıs'ta 0,5 puanlık düşüşle %9,5'e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7, kadınlarda %13 olarak belirlendi. İşsiz sayısında da düşüş kaydedildi. Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 63 bin kişi arttı. 31 milyon 716 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişim göstermedi. %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66, kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti. Katma değer vergisinde oranlar da değişti. İlaçta KDV oranı %10'a çıktı. Yeni düzenlemeyle binlerce çeşit ilacın ise fiyatı da güncellenmiş olacak. İlaçta KDV %10'a çıkarıldı. 14.900 ilacın fiyatı değişecek. Katma değer vergisi oranları değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergilerinde artışa gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişen KDV oranlarından ilaçlar da payına düşeni aldı. KDV %10'a çıkarıldı. 14.900 çeşit ilacın fiyatlarının yeni düzenlemeyle değişmesi bekleniyor. Bu da ilaca zam anlamına geliyor. Batman'da kontrolden çıkan buğday yüklü tır devrildi. Takla atıp şarampole uçtu. Hemen ardından da yangın çıktı. Feci kazada aynı aileden 4 kişi yanarak can verdi. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yanan tırda bir aile yok oldu. Batman'da buğday yüklü bir tır kontrolden çıktı. Taklalar atıp şarampole devrildi. Yanmaya başladı. Alevler içinde kalan tırda aynı aileden 6 kişi vardı. Yoldan geçenler hemen polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Yangın söndürüldü. Araçtakiler hızla dışarı çıkarıldı ama dördü yanarak hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Takla atan araçta daha sonra yangın çıktı. Yoldan geçen araçların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Alınan bilgiye göre yaşanan faciada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen Batman valisi Ekrem Canalp kazayla ilgili bilgi alırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Deprem bölgesindeki hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürerken bir de kendiliğinden yıkılan var.
tıpkı Osmaniye'deki gibi. İki katlı bir bina kendiliğinden çöktü. Yoldan geçen 3 kişi ise yaralandı. Bina var ya, o yıkılan... Depremde hasar alan binanın üst katı çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü. Yürekleri ağza getiren olay Osmaniye'de yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve kullanılmayan iki katlı binanın üst katı kendiliğinden çöktü. Çökme sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri harabeye dönen binada inceleme yaptı. Neyse ki bina boştu. Yaralılarsa hastaneye kaldırıldı. İşini yapsın ya. Sapanca Belediye Başkanı'nı ziyarete giden bir kişi makam odasındayken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tanıdıktı. Daha önce de yaraladığı kişiyi tehdit etmişti. Kısa sürede de yakalandı. Başkanın makam odasındaydı. İçeri dalan saldırgan tek söz bile söylemedi. Silahı çıkardı, tetiğe basıp kaçtı. Olay Sapanca Belediyesi Başkanlığı'nda meydana geldi. Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö, Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyarete gitti. İkili sohbet ederken bir kişi makam odasını bastı. Burhan Ö'ye kurşun yağdırdı. Arkasına bile bakmadan kaçtı. Saldırgan tanıdıktı. Burhan Ö daha önce kendisinden haraç isteyen adamdan davacı olmuştu. Bacağından vurulan iş insanı kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burhan Ö hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. İstanbul Çağlayan'da bir şüpheli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Ortalığı da birbirine kattı. Seyir halindeki motosikletliyi iterek kaza yapmasına neden oldu. Şahıs uzun uğraşlar sonucu yakayı ele verdi. Ancak bu sefer de gözaltına alınırken direndi. Arbede esnasında ise bir polisin parmağı çatladı. Direndi, iki polise zor anlar yaşattı. Bir polis memurunun parmağını çatlattı. Görüntüler İstanbul Çağlayan'dan. Bir şüpheli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Ortalığı birbirine kattı. Motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan motosiklette park halinde olan hafif ticari araca zarar verdi. Motosiklet sürücüsü yara almadı. Arkasındaki yolcu yere düştü. Hem başından hem de kolundan yaralandı. Kovalamaca bu olayla son buldu. Şahıs kız kıvrak yakalandı. Ancak bu sefer de kelepçe takmaya çalışırken ekiplere zor anlar yaşattı. Şüpheli direndi, polise yumruk atmaya başladı. Polislerden birinin baş parmağını çatlattı. Şahıs güçlükle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınarak polis otosuna konuldu. Şüpheli verdiği zararlar için 2000 lira motosiklet sürücüsüne, 5000 lira araç sürücüsüne verdi. Ödeme sonrasında iki vatandaş şikayetçi olmaktan vazgeçti. Emniyetteki ifadesinin ardından görevli memura mukavemet ve yaralanmalı kazaya sebebiyet verme suçlarından adli işlem yapıldı. Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Elektrikli motosikletiyle ters yöne girdi. Yakalanınca da sinirlendi. Bir polisin saçına yapıştı. Yumruklar savurdu. Trafik magandası bakın daha neler yaptı neler. İzleyelim o görüntüleri. Polisin saçını kopardı, hakaretler savurdu, yumruk attı. Ekiplere zor anlar yaşattı. Hiç gerek yok. Gel. Geç şuraya. Olayın adresi İstanbul Karaköy. Elektrikli motosikletle ters yöne giren 23 yaşındaki genç kadın bekçiler tarafından durduruldu. Hatasını kabullenmek yerine kızılca kıyameti kopardı. Hakaretler savurdu, kimlik kontrolünden kaçtı. Bekçileri peşine taktı. Ortalığı birbirine katan genç kadın pes etmedi. Bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine girdi, saklanmak istedi. Kaçamayacağını anlayınca dışarı çıktı.
Ekipler kadını polis aracına bindirmek istedi, yine direndi. Hatta daha da ileri gitti. Tekmeler savurdu. Emniyete götürülen kadın bu kez nezarethaneye girmeyi reddetti. Rujunu çıkardı, yerlere hakaret içeren yazılar yazdı. Uyarılmasına rağmen durmadı. Bu kez de kendisine müdahale eden kadın polisin saçlarını çekerek kopardı. Sonunda kelepçelenerek nezarethaneye götürüldü. Yapılan aramada çantasından bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Emniyetteki 5 polis kadın sürücüden şikayetçi oldu. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in isyanından 5 gün sonra 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı. Öte yandan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı ise bir hafta önce isyandan haberdar olduğu ileri sürüldü. İzleyelim haberimizi. Putin ve Prigojin isyandan sonra görüştü. Bu çarpıcı açıklama Kremlin'den geldi. İsyan sonrası Putin'in Prigojin'e karşı tutumunun ne olacağı, Ukrayna Savaşı da hesaba katılınca tüm dünyada büyük merak konusu olmuştu. İsyandan günler sonra Kremlin açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Prigojin'in isyandan 5 gün sonra 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı. Putin, Prigojin görüşmesine Rusya için savaşmaya devam edeceklerini açıklayan Wagner birlik komutanları da katıldı. Putin'in 35 kişilik grupla 3 saat süren bir toplantı yaptığı bilgisi paylaşıldı. Peskov, Prigojin'in şu anda nerede olduğu hakkında bilgi vermedi. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, 27 Haziran'da Prigojin'in Belarus'ta olduğunu, 6 Temmuz'da ise Rusya'ya geri döndüğünü açıklamıştı. Öte yandan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'den çarpıcı bir iddia geldi. BND'nin Wagner'in Kremlin'e karşı olası bir ayaklanmasına dair bir hafta öncesinden belirsiz bir işarete sahip olduğu vurgulandı. Rusya paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin 24 Haziran'da Putin'e isyan bayrağı açmış, halkı silahlarıyla sokağa çıkmaya davet etmişti. Ancak Prigojin'in Putin'e isyanı sadece bir gün sürmüştü. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun arabuluculuğunda sona ermişti. Çin'de bıçaklı bir saldırgan anaokulunda katliam yarattı. 3'ü çocuk, 6 kişi ise hayatını kaybetti. Elinde bıçakla anaokuluna daldı, dehşet saçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler Çin'den. Başta her şey normaldi. Veliler çocuklarını okula getiriyor. Öğretmenlerse kapıda karşılıyordu. Eli bıçaklı saldırgan bir anda kapıda belirdi. Saldırgan hiç acımadı. Önüne geleni bıçakladı. Korku ve panik okulu sardı. Can pazarı yaşandı. Herkes kaçacak bir yer aradı. Saldırgana engel olmak isteyen öğretmenler canından oldu. Olayda 3'ü çocuk, 1 öğretmen, 6 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi ise yaralandı. Her yer kan revan içinde kaldı. 25 yaşındaki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Çin'de geçen yılın Ağustos ayında da yine bir anaokuluna bıçaklı saldırı düzenlenmiş. 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Meksika'da suç çeteleri terör estirdi. Sokaklar savaş alanına döndü. Taksi ve dolmuşlara hedef alan çete üyeleri el bombaları, silah ve molotoflarla saldırdı. 5 kişi ise hayatını kaybetti. Molotof atıldı, araçlar cayır cayır yandı. Siyah dumanlar yükseldi. Dehşet saldırı Meksika'nın bu sokaklarında yaşandı. Suç çeteleri 9 taksi ve dolmuşa el bombası ve molotof attı. Gündüz vakti yakılan araçlar işte böyle görüntülendi. (Gülüyor)
Saldırılar sırasında araçların içinde şoförler de vardı. O şoförlerden 3'ü kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. İkisi ise ateşe verilen araçların içinde yanarak öldü. 3 şoför de ağır yaralı. Saldırılardan dolayı toplu taşıma seferleri askıya alındı. Saldırıları ise birbiriyle husumetli iki suç çetesinin yaptığı düşünülüyor. Hindistan son 41 yılın en şiddetli yağışlarıyla boğuşuyor. Fırtınanın da etkili olduğu ülkede sel ve heyelan 22 can aldı. Sanki gök yarıldı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur iki gün boyunca hiç durmadı. Sel ve heyelan ülkenin altını üstüne getirdi. Görüntüler Hindistan'dan. Ülkede son 41 yıldır böylesine şiddetli yağış ve fırtına görülmemişti. Nehirler taştı, yolları basan yağmur suyunun boyu 1 metreye ulaştı. Araçlar sele kapıldı, ağaçlar devrildi. Yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı. Elektrikler kesildi, gıdaya erişimde sıkıntılar yaşandı. Seller heyelana yol açtı. Kırmızı alarm verildi. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edildi. Sel ve heyelan 22 cana mal oldu. Gaz çetesinin üyesi kaçtı. Polis onu yakalayıp üstüne atladı. Şüpheli silahını çekip ateş etti. Ancak tutukluluk yapınca kaçmaya devam etti. Aksiyon filmlerini aratmayan o anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. İzleyelim o görüntüleri. Turistleri gasp eden çete polisi harekete geçirdi. Yeni kurban arayışındayken bir polis üzerlerine atladı. Şüpheliler polis memuruna ateş açtı. Ancak silahları tutukluluk yaptı. O anlar aksiyon filmlerini aratmadı. İstanbul Ok Meydanı'nda gaz çetesinin hedefinde turistler vardı. Silahlı çete ülkeye turistlerin mallarını silah zoruyla alıkoyuyordu. İhbarı alan polis ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Köşeye sıkışan gazçılar kaçmaya yeltendi. Şüphelileri kovalayan polis memuru iki şüphelinin tam motosiklete bindiği anda üzerlerine atladı. Şüphelilerden biri silahına uzandı. Polise ateş etmek istedi. Ancak silahı tutukluluk yaptı. Bunun üzerine iki gaspçı kaçmaya devam etti. Gözünü kırpmadan şüphelilerin üzerine atlayan polis memuru çete üyelerinin peşini bırakmadı. Onları sokak sokak kovaladı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı. Kovalamaca anı aksiyon filmlerini aratmadı. İki zanlı kız kıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Yusuf A. ve Hamza A.'nın 14 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Cep telefonlarında hedef aldıkları turistlerin fotoğrafları çıkan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile gazete manşetlerine bakalım. Cumhuriyet Gazetesi manşetinde nelere yer vermiş aktaralım sizlere. Diyor ki Cumhuriyet Gazetesi gençlerin düzenlediği etkinlikler iktidar yandaşı kuruluşların baskısıyla yasaklanıyor demiş. Laik yaşam hedefte diyor efendim. Konser ve festivallerin İslamcı kuruluşların baskısıyla yasaklanması kitle örgütlerini ayağa kaldırdı. Eğitimsen, ÇYD'de, DİSK'in de aralarında bulunduğu örgütler yayımladıkları bir ortak bildiride laik düzeni değiştirmek istediğine dikkat çekti. Feshaneye yeni baskın girişimi diyor efendim. Aslında şimdi yine detayları biraz daha Cumhuriyet farklı olarak vermiş. Konserler ve festivallerin İslamcı kuruluşların baskısıyla yasaklanmıyor. Sadece bu festivallere çıkan sanatçıların LGBT çağrısı yapması sanki siyasi bir figürmüş gibi akıllarına gelen ilk şeyleri önüne gelen her yerde söylemelerinden dolayı uygun bir profil olmadığını düşünerek de onların festivalleri ve konserleri iptal oluyor. Bence gayet normal bir olay. Aksini düşünmüyorum açıkçası. Neden iptal oldu diye düşünmüyorum. Siz
Sanatçıysanız şarkınızı söylersiniz, insanları eğlendirirsiniz, onların neşesini yerine getirirsiniz ve işinizi tamamlayıp giderseniz. Herkesin bir görev sıralaması var. Ama siz çıktığınız yerde bir dünyaya mesaj verecek kişi değilsiniz. Bir siyasi kuruluşlara akıl verecek profilde değilsiniz. Yani herkesin yapması gereken şeyler farklı, olaylar farklı. Eğer siz kalkıp da bunları yapmaya çalışıyorsanız bir yerde bir problem var demektir. Tabii ki de bu anlamda festivallerde ve konserlerde İslamcı figür dedikleri, aslında o değil konu tam olarak, bunların değiştirilmesi, gerekirse iptal edilmesi ya da yerine yedek bir sanatçının gelmesi gayet bence doğal bir olay ve ben de kesinlikle bunu katılıyorum. Feshane'ye yeni baskın girişimi diyor. Aslında Feshane'deki olayı da hepiniz hatırlayacaksınız. Yakın zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi orada bir Feshane'nin yakında bir sergi açtı ve sergide gerçekten ne Feshane'ye ne Eyüp Sultan'ın tarihi kesimine yakışacak bir sergi değildi. Ve kısa sürede de zaten tepkilerden dolayı da sergi kapatılmak zorunda kaldı. Haliyle şimdi her yerin bir usulü vardır, her yerin bir düzeni vardır. Örnek veriyorum, bu açılan sergi Nişantaşı'nda açılırsa gayet modern, oradaki insanlara hitap eden bir yerdir. Ama Feshane'nin ne tarihi kültürüne, ne oranın yapısına, ne de oranın bize verdiği o manevi duyguya uygun bir sergi değildi. Şimdi her şeyin yeri zamanı var. Yani aynı şey gibi düğünde oynarsın, cenazede ağlarsın gibi. Şimdi kalkıp da siz bunları karıştırırsanız burada bir problem var demektir. Şimdi bu Feshane'deki olay da tam olarak öyle. O yüzden ben de tam olarak yine burada aynı şeyi düşünüyorum. Her şeyin yeri zamanı var. Feshane'ye uygun bir sergi değildi. Yine aynı şekilde Feshane'ye yeni baskın girişimi dedi, bir başlık atmış. Bence çok da doğru olmayan haberlerden bir tanesi. Bakalım başka neler var? Faiz borçları kar topu gibi diyor efendim. Kaynaklar zengine akacak diyor. İktidarın dolardaki artışı durdurmak için icat ettiği KKM'nin faturası ağırlaşıyor. CHP'li Vehbi Bakıroğlu kur korumalı mevduatın kamuya maliyetinin bu yıl 200 milyar TL'yi bulacağını söyledi. Borç sarmalına girildi diyor. Yüksek enflasyon karşısında korunmak için kredi kartı ve ihtiyaç kredisine yönelik yurttaş faiz oranlarının %40'ları bulmasıyla borç sarmalına girdi diyor. CHP'nin hazırladığı rapora göre bireysel borçlar 23-27 Haziran arasında 19.3 milyar lira artarak 2 trilyon 211 milyar liraya kadar yükseldi diyor. Aslında şimdi zaten bu biliyorsunuz faiz kararının asıl amaçlarından bir tanesi de yine bu bankaların vatandaşlara çok kolay şekilde kredi ve avans hesap vermelerinden dolayıydı. Şimdi biliyorsunuzdur o dönemde, yani bir önceki dönemde birkaç ay önce kredi kartına ya da bir krediye başvurduğunuzda direkt çıkıyordu. Düşük faiz, yüksek faiz, çok buna takılmıyordunuz ama şimdi faizler yükseldiği için bankaların da faiz oranları yükseldi. Haliyle bu da ne demektir? Vatandaş anlamında çok da aslında doğru olmayan bir karar. Çünkü bir o kadar da faiz ödeyeceksiniz. Ne oluyor? O zaman kredi çekmekten, kredi kartı kullanmaktan bir tık daha geri durmaya çalışıyorsunuz. Yine bunlardan bir tanesi de aslında tam olarak bu. Onun dışında efendim bakalım neler var? Yurttaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu kazanamadık dedi ve ekledi. Gücümüzü koruduk diyor efendim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki sonuçlar için de kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık ama bu da dünyanın sonu değil, yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil. Dolayısıyla biz yine gücümüzü koruyarak çok az farkla kaybettik dedi. Aslında burada ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla hemfikirim. Çünkü gerçekten de dediği gibi çok az bir fark olmasa %5'lik bir farkla, yani kapatılacak bir fark değil, onun altını çizmek isterim. Bir farkla kaybetti. Bu şu anlamda AK Parti'nin, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belki seçim tarihinde aldığı en düşük oy oranlarından bir tanesiydi. Şimdi haliyle ama yine aradaki farkı korumuş oldu. Kazansaydık farklı mı olurdu? Çok da farklı şeyler olacağını sanmıyorum. Altılı masa çoktan dağıldı. Yerinde yeller esiyor. Aynı zamanda CHP kanadının içindeki büyük bir değişim çağrıları söz konusu. Herkes şu an başa geçme derdinde. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi kazansaydık farklı bir şey olmazdı. Kazansalardı ülke için bence çok da doğru bir yol haritası olmayacaktı diyelim. Ve efendim şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim saatlerimiz 8'i gösteriyor. Günüşü programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bir saati geride bıraktık. Artık ikinci saat dilimine an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Şimdi haberlerimize bakalım, gündemde neler var. Bingöl ve Maraş'a şehit ateşi düştü. Teröristler İran kuzeyindeki Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde taciz ateşinde bulundu. Sözleşmeli erler Furkan Güner Gök ve Hasan Taş şehit oldu. Furkan,
Kurgan mı? Doğru sevdiğinizde. İki askerimiz şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde görevdeydi. Teröristler yine haince saldırdı. İki asker taciz ateşinin hedefi oldu. Yaralanan piyade sözleşmeli Er Furkan Günergök ve Hasan Taş hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı. Şehit düştü. Bingöllü Furkan Günergök daha 25 yaşındaydı. Acılı anne evladına doyamamıştı. Fotoğrafına sarıldı. Al bayraklı tabutun başından ayrılmadı. Şehit Günergök için cenaze töreni düzenlendi. Ardından naaşı aile mezarlığına defnedildi. Şehidimizi makamını âli eyle ya Rabbi. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer ilde Kahramanmaraş'tı. Sözleşmeli Er Hasan Taş'ın evine Türk bayrakları asıldı. Kapıda ambulans bekletildi. Arş! Cenaze töreninde Taş'ın ailesi güçlükle ayakta durabildi. Törende helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Gözyaşları eşliğinde Hocazade mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. PKK darbe üstüne darbe alıyor. Terör örgütünün zaptaki sözde muharebe sorumlusu Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi. Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor. Sözde sorumlulardan biri Kuzey Irak'ta nokta atışıyla öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. O teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyah Bend Kod adlı PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Her iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı da bulundu. Ferit Yüksel terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumluydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi için Litvanya'ya hareketinden önce önemli açıklamalarda bulundu efendim. İsveç'in NATO vizesi alabilmesi için Avrupa Birliği şartı koştu. Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım dedi. İşte Erdoğan'ın o mesajları geliyor. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. NATO liderlerine net çağrı yaptı. İsveç'in üyeliğine karşı AB şartını öne sürdü. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar masada olacak. Bir diğer konuysa İsveç'in NATO üyeliği. Finlandiya taahhütleri gereğince hareket ederek Nisan ayında ittifaka resmen üye oldu. İsveç konusunda ise süreç devam ediyor. İlgili kurumlarımız İsveçli muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor.
Erdoğan üyelik sürecinin ilerleyebilmesinin üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Türkiye olarak terör örgütleriyle ve uzantılarıyla ayrım gözetilmeden mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten neredeyse dilimizde tüy bitti. Kimse bizden taviz ve anlayış göstermemizi beklememelidir. Biz bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz. Ve bu konularda kararlılığımız daimdir. İsveç'e NATO vizesi için nihai kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vereceğini kaydetti. Biliyorsunuz bu işte nihai karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedikten sonra biz ben dedim oldu diyemeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklama dünyada büyük yankı buldu. İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Türkiye'ye AB kapısının açılmasını isteyen Erdoğan'a NATO ve Beyaz Saray'dan da destek geldi. Avrupa Birliği'nden de yanıt gecikmedi. İzleyelim haberimizi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Cumhurbaşkanının AB şartına liderlerden yanıt gecikmedi. Mesajlar arka arkaya geldi. I support Turkey's ambitions to become a member. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Erdoğan'ın açıklamasını olumlu karşıladı. Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini desteklediğini söyledi. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkinse mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çalışıyoruz. Vilnius'ta olumlu karar çıkması hala mümkün diye konuştu. Turkey's ambitions to become a member of the Europe. Benzer açıklama Beyaz Saray'dan da yapıldı. ABD Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir denildi. Buna karşın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin Türkiye ile AB arasında bir mesele olduğunun altı çizildi. ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Sözcü Yardımcısı Dana Spent ise iki sürecin birbirine bağlanamayacağını söyledi. Her aday ülke için katılım sürecinin o ülkelerin esasına dayandığını hatırlattı. Bir sonraki adımların ritmi, aday ülkelerin belirlenen hedeflere veya adımlara ulaşmak için kaydettikleri ilerlemelerle belirlenir, dedi. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliğini destekleyen Almanya'dan da cevap geldi. Başbakan Olaf Scholz, Türkiye'nin AB üyeliği süreciyle İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı olmadığını belirtti. Efendim şimdi aktardık zaten biliyorsunuz Litvanya'daki o büyük zirvede yine Türkiye'nin dediği oldu. Uzun zamandır da zaten bu konu hakkındaki öngörülerimizi konuşuyorduk sizlerle birlikte. Çünkü gerçekten İsveç'in kaderi Türkiye'nin iki dudağın arasından çıkacak evet veya hayıra bağlıydı. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine çok stratejik bir hamle yaptı aslında. Meclise sunacağını söyledi. Şimdi meclisin kararı bekleniyor aslında. Şimdi hızlandırılmış bir şekilde meclise bir teklif gidecek ve meclisin vereceği karara göre de İsveç NATO'ya tam üye olacak. Şimdi Türkiye'nin dediği olduğu olarak Sabah gazetesine manşet atmış. Biraz detaylarından bahsetmek istiyorum sizlere. Başkan Erdoğan'ın kararlılığı NATO krizini diplomatik zafere dönüştürdü. İsveç Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği dahil tüm şartlarını kabul edince de tarihi uzlaşmaya varıldı. Aslında Türkiye'nin çok da fazla bir beklentisi yoktu. Sadece kendi ülkesinin sınırlarını koruyabilecek, terör örgütleriyle olan bağlantısından uzaklaşması gerektiğini söyledi. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin üyesi için de İsveç'ten destek istedi haliyle. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunu söyledi. 50 yıldır bekletiyorsunuz. Ve dedi Türkiye öyle çat kapı dedi bir ülke değil.
burası da Türkiye ve Türk milletinin de aslında bu anlamda verdiği kararın ve bence dünya nezdinde de Türkiye'nin ve Türk insanının kararının da ne kadar etkili olduğunu ve Türkiye'nin ne kadar stratejik bir alanda olduğunu bir kez daha aslında kanıtıydı bu NATO zirvesi. Bence tüm dünyaya da güzel bir örnek oldu Türkiye ile bu anlamda uzlaşmayan ülkeler için. Onun dışında efendim başka neler var aktaralım. NATO vizesi için Avrupa Birliği şartı geldi. İsveç'e NATO vizesi için Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği şartını koşan Başkan Erdoğan ise Vilnius'taki zirveye emin bir şekilde gitti. Gerçekten emindi. Eğer şartlar kabul edilmeseydi hayır diyecekti, onaylamayacaktı. Meclise dahi gitmeyecekti olay ama İsveç oradaki açıklamalarında Türkiye'nin istediği bütün her şeyi yerine getireceklerini ve artık NATO'ya üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. Tavizsiz müzakere diyor efendim. Türkiye iki kez toplanan üçlü zirvede terörle ortak mücadele dahil tüm taleplerin tavizsiz şekilde masaya getirdi. İsveç'ten de destek sözü geldi bunların ardından. Bütün şartlarımızı kabul eden İsveç vize serbestisi dahil Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine aktif destek sözü de vermiş oldu. Aynı zamanda Beyaz Saray'dan da tam destek geldi bu anlamda. Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'yi desteklediklerini de aktarmış oldu. NATO tarihinde bir ilk yaşandı. Türkiye'nin kararlı tutumu sonucunda NATO tarihinde ilk olarak terörle mücadeleye özel koordinatör atandı efendim. Bu aslında gerçekten dünya tarihinde bir ilk olabilir. Çünkü Türkiye bu anlamda kararlı tutumunu ve teröristlerle olan bağlantısının tamamen kesilmesi için ve sınırlarının korunması için de çok güzel bir adım atılmasını istedi ve bu teklif de reddedilmedi. NATO tarafından bir kez daha hatırlatalım. Terörle mücadeleye özel bir koordinatör atılacak ve bundan sonra da o anlamda da güzel gelişmeler olacak diye tahmin ediyoruz. Onun dışında da efendim Biden da açıklama yaptı ve memnuniyetle karşıladım dedi ve bu da aslında güzel bir gelişme. Yine Beyaz Saray'dan da gelen açıklamalardan da Avrupa Birliği'ne destek istedi yine. Onlarla Türkiye'yi destekleyeceklerini söyledi. Şimdi ilerleyen dakikalarda tekrar zaten gündemi değerlendiriyor olacağız ama sıcak başlıklarda bu şekilde şu an için. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim efendim. Mayıs ayında tekrar uzatılan tahıl koridoru anlaşmasının süresi bir hafta sonra sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen Rus lider Putin'le bu konuyu görüşeceklerini söyledi. Ancak Kremlin Erdoğan'ın bu sözlerini de doğrulamadı. Sözcü Peskov ise iki liderin Karadeniz tahıl anlaşmasını yenilemek için görüşme planı olmadığını duyurdu. Ukrayna bu konuda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız diyor. İnanıyorum ki Sayın Putin de bugüne kadar bu konuda nasıl bir duruş sergilediyse bundan sonra da aynı duruşu sergileyecektir. Ukrayna tahılının ihracatını sağlayan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması geçen sene Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen törenle imzalanmıştı. Süresi dolan anlaşma çeşitli kereler uzatılmıştı. O anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da tekrar dolacak. Rusya anlaşmanın yenilenmesine sıcak bakmıyor. Arabulucu Türkiye ise umutlu. Sayın Putin'le önümüzdeki ay bir ziyaret bekliyoruz. Eğer Türkiye ziyareti Sayın Putin'in gerçekleşirse tabii bunu %100 görüşeceğiz. Bu konuyu ele alacağız. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, önümüzdeki hafta sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması hakkında söylenecek yeni bir şey bulunmadığını aktardı. Putin'in anlaşmayı yenilemek için Erdoğan'la görüşme planının olmadığını duyurdu. Rus liderin Türkiye'yi ne zaman ziyaret edeceğinin belli olmadığını da vurguladı. Tahıl koridor anlaşması sayesinde bugüne kadar 40 milyon tona yakın tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştı. CHP'de seçimlerin ardından başlayan değişim polemiği devam ediyor. Biliyorsunuz efendim 28 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın bir kez daha kaybetmesini, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la karşısında bir kez daha yenilgi almasının ardından da aslında CHP kanadında işler tamamen değişti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkentteki bir kahvehanede seçim sonuçlarını değerlendirdi. Çok az farkla kaybettiklerini söyledi. Kazansaydık farklı olacaktı ama kazanamadık. Bu da dünyanın sonu değil dedi.
Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Evet. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Seçim sonuçlarını böyle değerlendirdi. Umutsuzluğa kapılmayacağız mesajını yineledi. En zor şartlarda bile umudumuzu koruyacağız. Çünkü bizim umudumuz daha güzel bir Türkiye inşa etmek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki bir kahvehaneye gitti. Vatandaşlarla sohbet etti. Dolayısıyla hayatın bütün sıkıntılarını bir şekliyle hep beraber görüyoruz, yaşıyoruz. Bunları aşmak mümkün mü? Elbette aşmak mümkün. Bunun için de oturacağız, hep beraber konuşacağız, tartışacağız. Sözü 14 ve 28 Mayıs seçimlerine getirdi. Çalıştık, ne yapalım? Asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Evet. Kazanamadık. Ama bu dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil. Son seçim de değil. Seçimleri çok az oyla kaybettiklerini söyledi. Bundan sonra diyaloğa daha çok önem vereceklerini vurguladı. Bak kardeşim, vermedin oy. Eyvallah, ben seni suçlamıyorum. Ama şimdi öyle bir tablo yok. Sen de yaşıyorsun, görüyorsun. O zaman bunun değişmesi lazım. Bizim vatandaşı ikna etmemiz lazım. Efendim, Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azaldı. İşsiz sayısı ise 3 milyon 328 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı Mayıs ayında tek haneye indi. Son 9 yılın en düşük seviyesini gördü. TÜİK, Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre işsizlik oranı Mayıs'ta 0,5 puanlık düşüşle %9,5'e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7, kadınlarda %13 olarak belirlendi. İşsiz sayısında da düşüş kaydedildi. Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 63 bin kişi arttı. 31 milyon 716 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişim göstermedi. %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66, kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti. Katma değer vergisine oranlar da değişti efendim. İlaçta KDV oranı %10'a çıktı. Yeni düzenlemeyle binlerce çeşit ilacın fiyatları da güncellenmiş olacak. İlaçta KDV %10'a çıkarıldı. 14.900 ilacın fiyatı değişecek. Katma değer vergisi oranları değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergilerinde artışa gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişen KDV oranlarından ilaçlar da payına düşeni aldı. KDV %10'a çıkarıldı. 14.900 çeşit ilacın fiyatlarının yeni düzenlemeyle değişmesi bekleniyor. Bu da ilaca zam anlamına geliyor. İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerlerini sardı. Vatandaşlar hem deniz hem de karayoluyla tahliye edildi. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. İzmir'in iki ilçesinde de ormanlar peş peşe tutuştu. Yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler teyakkuza geçti. Yarım saat arayla Menderes ve Ali Ağa ilçelerindeki ormanlar alevlere teslim oldu. Gökyüzü dumanlarla kaplandı. Ekipler 15 dakika içinde yangına müdahale etseler de alevler hızla yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangın evleri sardı. Alev kapanında zamanla yarışıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kara ve deniz yoluyla tahliye edildi. Bu sırada iki yazlık ev cayır cayır yandı. Alevlerle mücadele için 18 arazöz, 5 dozer, 4 su ikmal aracı seferber edildi. 6 helikopter ve 4 uçak da havadan söndürme çalışmalarında destek verdi. Helikopterlerden biri geliyor, biri gidiyor. Müdahale canhıraş bir şekilde sürüyor. Karadeniz'i sel aldı. Sokaklar, caddeler, evler sular altında kaldı. Onlarca kişi azgın sularda sürüklendi. Yardıma iş makineleri yetişti. İşte afetin dört bir koldan sardığı kentlerin yürek yakan manzarası geliyor.
Karadeniz'i sel aldı. Karşısına ne çıktıysa önüne katıp götürdü. Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana geldi. Samsun'da odun toplamak için dışarı çıkan bir kadın sele kapılarak can verdi. Ardahan'da ise yıldırım isabet eden 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Meteoroloji ve AFAD uyarmıştı. Beklenen yağış etkisini gösterdi. Samsun'da 45 yaşındaki engelli kadın Türkan Yılmaz, odun toplamak için gittiği dere kenarında akıntıya kapılarak kayboldu. Yılmaz'ı bulmak için seferber olan arama kurtarma ekibi cansız bedenini buldu. Zonguldak İstanbul Karayolu'nda heyelan yaşandı. Ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İş yerinde mahsur kalan kadını eşi ve komşuları kurtardı. Yukarıdan birden taze su gelmeye başladı. O esnada müşterilerimi dışarı çıkardım. Kendim de kapıları kapattım. Kilitledim. Giresun'da da şiddetli yağış etkili oldu. Eren Mahallesi'nde dere taştı. Evleri, iş yerlerini su bastı. Sağanak yağış Ardahan'da da etkiliydi. Evinin bahçesinde hayvanlarıyla uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Düzce ve Sakarya'da da sağanakla kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Düzce'de 50 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi geçti. Balıkçılar denize açılamadı. Erzincan'da da selin taşıdığı çamur sebebiyle Erzincan-Sivas Karayolu ulaşıma kapandı. Çorum'da ise birçok bölgede su baskını yaşandı. Bartın'da ırmak 5 metre yükseldi, taşmaya başladı. Karabük'te ise derelerin taşmasıyla bahçeler su altında kaldı. Kastamonu'da bazı evlerin giriş katlarını su bastı. Sel suyunun denize sürüklendiği bir mandaysa telef oldu. Şu anda Bunca. Tem otoyolunun Düzce kesiminde ise dağ yamacından kaya parçası koptu, tıra çarptı. Tır ise aynı yöndeki iki otomobile çarptı. Efendim yaz geldi ama biliyorsunuz mevsimler de birbirine girdi. Kışı yaz gibi, yazı kış gibi yaşamaya başladık. Kene tehlikesi de bu yüzden arttı. Uzmanlar son aylardaki aşırı yağışların keneleri tarladan yerleşim yerlerine taşıdığını belirtti. Bazı noktalarda kenelere fazla maruz kalabileceğinin de uyarısını yaptı. İzleyelim haberimiz. Aslında su taşkınları ve seller keneyi etkilemiyor. Ancak keneyi bir yere taşıyor. Sel keneleri taşıdı. Uzmanlar kene tehlikesine karşı uyardı. Sel sularının keneyi öldürmekte çok bir etkisi yok veya da erişkin keneye zarar vermekte en fazla bir yere taşıyor. Yaz geldi, kene tehdidi yeniden ortaya çıktı. Keneler taşıdıkları virüs sebebiyle ölümcül hastalıklara sebep olabiliyor. Uzmanlar Karadeniz'i etkileyen selin keneleri köylere taşıdığını söyledi. Bir yerlere taşındılar. Sel suları bunları bir yerlere biriktirdi veyahut da tepelerden alıp köy içlerine kadar indirebildi. Türkiye'de görülen kene türü ise vücutta hızlı hareket ediyor. Bu durumda oldukça tehlikeli. Peki keneden nasıl korunulmalı? Kene ısırığında neler yapılmalı? Kene çıkarılması profesyonellik gerektirmez. Kişiler keneyi kendileri çok basitçe, uygun bir şekilde bir cımbız veyahut da yani çıplak elle patlatmayacak bir şekilde çıkarabilirler. Paçaları kapalı elbiseler, tamamen vücudu örten elbiseler, vücuttan kenenin vücuda ulaşabileceği çok kısıtlı alanların olacak şeklinde elbiselerin ve açık renkli elbiselerin giyilmesi birçok şekilde insanları koruyabiliyor. Efendim haberlerimizi aktardık. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim
Efendim saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi haberlerimizde kaldığımız yerden devam edelim. Batman'da kontrolden çıkan buğday yüklü tır devrildi. Takla atıp şarampole uçtu. Hemen ardından da yangın çıktı. Feci kazada aynı aileden 4 kişi yanarak can verdi. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yanan tırda bir aile yok oldu. Batman'da buğday yüklü bir tır kontrolden çıktı. Taklalar atıp şarampole devrildi. Yanmaya başladı. Alevler içinde kalan tırda aynı aileden 6 kişi vardı. Yoldan geçenler hemen polis ve itfaiye ekiplerini aradı. Yangın söndürüldü. Araçtakiler hızla dışarı çıkarıldı ama dördü yanarak hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Takla atan araçta daha sonra yangın çıktı. Yoldan geçen araçların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edilirken itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Alınan bilgiye göre yaşanan faciada aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi. 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen Batman valisi Ekrem Canalp kazayla ilgili bilgi alırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Deprem bölgesindeki hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürerken bir de kendiliğinden yıkılanlar var, tıpkı Osmaniye'deki gibi. İki katlı bir bina kendiliğinden çöktü, yoldan geçen 3 kişi de yaralandı. Depremde hasar alan binanın üst katı çöktü. Facianın eşiğinden dönüldü. Yürekleri ağza getiren olay Osmaniye'de yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve kullanılmayan iki katlı binanın üst katı kendiliğinden çöktü. Çökme sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri harabeye dönen binada inceleme yaptı. Neyse ki bina boştu. Yaralılarsa hastaneye kaldırıldı. İşini yapsın ya. Sapanca Belediye Başkanı'nı ziyarete giden bir kişi makam odasındayken silahlı saldırıya uğradı. Saldıran tanıdıktı. Daha önce de aynı kişiyi tehdit etmişti. Kısa sürede de yakalandı. İzleyelim haberimizi. Başkanın makam odasındaydı. İçeri dalan saldırgan tek söz bile söylemedi. Silahı çıkardı, tetiğe basıp kaçtı. Olay Sapanca Belediyesi Başkanlığı'nda meydana geldi. Sapanca Teleferik Yönetim Kurulu üyesi Burhan Ö, Belediye Başkanı Özcan Özen'i ziyarete gitti. İkili sohbet ederken bir kişi makam odasını bastı. Burhan Ö'ye kurşun yağdırdı. Arkasına bile bakmadan kaçtı. Saldırgan tanıdıktı. Burhan Ö daha önce kendisinden haraç isteyen adamdan davacı olmuştu. Bacağından vurulan iş insanı kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine makam odasına sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Burhan Ö hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. İstanbul Çağlayan'da bir şüpheli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Ortalığı birbirine kattı. Seyir halindeki motosikletliyi iterek kaza yapmasına neden oldu. Şahıs uzun uğraşlar sonucu yakayı da ele verdi. Ancak bu sefer de gözaltına alınırken direndi. Arbede esnasında bir polisin parmağı da çatladı. Direndi, iki polise zor anlar yaşattı. Bir polis memurunun parmağını çatlattı. Görüntüler İstanbul Çağlayan'dan. Bir şüpheli polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Ortalığı birbirine kattı. Motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan motosiklette park halinde olan hafif ticari araca zarar verdi. Motosiklet sürücüsü yara almadı. Arkasındaki yolcu yere düştü. Hem başından hem de kolundan yaralandı. Kovalamaca bu olayla son buldu. Şahıs kıskıvrak yakalandı. Ancak bu sefer de kelepçe takmaya çalışırken ekiplere zor anlar yaşattı.
Şüpheli direndi, polise yumruk atmaya başladı. Polislerden birinin baş parmağını çatlattı. Şahıs güçlükle etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınarak polis otosuna konuldu. Şüpheli verdiği zararlar için 2000 lira motosiklet sürücüsüne, 5000 lira araç sürücüsüne verdi. Ödeme sonrasında iki vatandaş şikayetçi olmaktan vazgeçti. Abi özür dilerim, abi. Emniyetteki ifadesinin ardından görevli memura mukavemet ve yaralanmalı kazaya sebebiyet verme suçlarından adli işlem yapıldı. Savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Elektrikli motosikletli ters yöne girdi. Yakalanınca da sinirlendi. Bir polisin saçına yapıştı. Yumruklar savurdu. Trafik magandası bakın daha neler yaptı neler. İzleyelim o görüntüleri. Polisin saçını kopardı, hakaretler savurdu, yumruk attı. Ekiplere zor anlar yaşattı. Hiç gerek yok. Gel şuraya. Olayın adresi İstanbul Karaköy. Elektrikli motosikletle ters yöne giren 23 yaşındaki genç kadın bekçiler tarafından durduruldu. Hatasını kabullenmek yerine kızılca kıyameti kopardı. Hakaretler savurdu, kimlik kontrolünden kaçtı. Bekçileri peşine taktı. Ortalığı birbirine katan genç kadın pes etmedi. Bir akaryakıt istasyonunun tuvaletine girdi, saklanmak istedi. Kaçamayacağını anlayınca dışarı çıktı. Ekipler kadını polis aracına bindirmek istedi, yine direndi. Hatta daha da ileri gitti. Tekmeler savurdu. Emniyete götürülen kadın bu kez nezarethaneye girmeyi reddetti. Rujunu çıkardı, yerlere hakaret içeren yazılar yazdı. Uyarılmasına rağmen durmadı. Bu kez de kendisine müdahale eden kadın polisin saçlarını çekerek kopardı. Sonunda kelepçelenerek nezarethaneye götürüldü. Yapılan aramada çantasından bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Emniyetteki 5 polis kadın sürücüden şikayetçi oldu. İfadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in isyanından 5 gün sonra 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı. Öte yandan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı ise bir hafta önce isyandan haberdar olduğu ileri sürüldü. İzleyelim o görüntüleri. Putin ve Prigojin isyandan sonra görüştü. Bu çarpıcı açıklama Kremlin'den geldi. İsyan sonrası Putin'in Prigojin'e karşı tutumunun ne olacağı, Ukrayna Savaşı da hesaba katılınca tüm dünyada büyük merak konusu olmuştu. İsyandan günler sonra Kremlin açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin ve Prigojin'in isyandan 5 gün sonra 29 Haziran'da Kremlin'de görüştüğünü açıkladı. Putin, Prigojin görüşmesine Rusya için savaşmaya devam edeceklerini açıklayan Wagner birlik komutanları da katıldı. Putin'in 35 kişilik grupla 3 saat süren bir toplantı yaptığı bilgisi paylaşıldı. Peskov, Prigojin'in şu anda nerede olduğu hakkında bilgi vermedi. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, 27 Haziran'da Prigojin'in Belarus'ta olduğunu, 6 Temmuz'da ise Rusya'ya geri döndüğünü açıklamıştı. Öte yandan Alman Dış İstihbarat Teşkilatı BND'den çarpıcı bir iddia geldi. BND'nin Wagner'in Kremlin'e karşı olası bir ayaklanmasına dair bir hafta öncesinden belirsiz bir işarete sahip olduğu vurgulandı. Rusya paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin 24 Haziran'da Putin'e isyan bayrağı açmış, halkı silahlarıyla sokağa çıkmaya davet etmişti. Ancak Prigojin'in Putin'e isyanı sadece bir gün sürmüştü. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun arabuluculuğunda sona ermişti. Efendim haberlerimizi aktardık. Şimdi öne çıkan gazete manşetlerine bakalım neler var. Buyurun. Efendim Yeni Şafak'la başlayalım. Bakalım Yeni Şafak manşetinde nelere yer vermiş? Aktaralım hemen sizlere.
Şimdi burada bakalım neler yazıyor. Diyor ki Ayasofya 3 yıldır özgür. Ayasofya'nın Danıştay 10. Dairesi'nin kararıyla müzeden camiye dönmesinin üzerinden tam 3 yıl geçti. 10 Temmuz'da cami statüsü kazanan, 24 Temmuz'da da kılınan ilk cuma namazı ile 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya, yurt içine ve yurt dışında akın akın gelen Müslümanlarla da şenleniyor demiş. Aslında gerçekten yine bu da geç kalan ama çok doğru da bir karardı. Ayasofya'nın müze olmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildi bence de. Çünkü orada gerçekten farklı bir atmosfer var, farklı bir durum var. Ayasofya'nın tamamen yapılmasından bugüne kadar gelen süreçte Müslümanlar için çok önemli de bir aslında ibadethane. Bu yüzden ben de cami olmasını 3 yıl önce de onaylıyordum. Şu anda gerçekten inşallah bir daha aksi şekilde cami müzeye çevrilmez. Onun dışında bakalım burada başka neler var? Emazat satılıyor demiş. Meraklısının cinsine ve yeteneklerine göre binlerce lira ödediği güvercinlerin satışı internet ortamına taşındı diyor. E-ticaret sitelerinde 300 liradan başlayan fiyatlar dikkat çekerken sosyal medyadaki canlı yayınlarda ise güvercin satışı yapılıyor. Güvercinler kapıya kadar teslim ediliyor demiş. Resmen kargo gibi sipariş veriyorsunuz, akşama kapınızda güvercinler geliyor. Tabii artık her şey teknolojiye dönüştü biliyorsunuz. Artık hayvan ya da işte bir şey almak istediğinizde, bir yemek dahi almak istediğinizde 10 dakikaya kadar uygulamalardaki o kuryelerle beraber direkt evinize kadar geliyor. Artık dışarıda bağlantınızdan daha çok telefonla ya da internetle bir bağlantınız varsa bu daha kolay bir iletişim sağlıyor. Aslında dün akşamın en büyük gündemlerinden bir tanesiydi efendim. İsveç'in NATO kararı Türkiye'ye bağlıydı ve Türkiye'de bu anlamda şartlarını kabul eden İsveç'in kararını meclise sunmaya karar verdi. Hemen detaylarını aktaralım efendim. Önce Avrupa Birliği, sonra NATO dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi öncesi kararlılığını ortaya koydu diyor. Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten ülkelere sesleniyorum dedi. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin önünü açın. Biz de Finlandiya'nın nasıl önünü açtıysak İsveç'in de bu anlamda önünü açalım dedi. Onun dışında dilimizde tüy bitti diyor Erdoğan. Bugün başlayacak zirveye katılmak üzere Vilnius'ta hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada ise İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır dedi. Terör örgütleri ve uzantılarıyla ayrım gözetmeksizin mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten neredeyse dilimizde tüy bitti dedi ve gerçekten dediği de oldu. Bu anlamda NATO'da bu terörle alakalı bir koridorun başına bir direktör geleceğini de, koordinatörün geleceğini de açıkladı. Bu da gerçekten dünya tarihinde bir ilk olabilir. Onun dışında efendim bakalım neler var. İsveç'ten yeni vaatler diyor. İsveç'in üçlü zirvede vaatlerini Stoltenberg duyurdu. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi aynı zamanda ve Avrupa Birliği üyeliği konusunda İsveç Türkiye'ye destek verecek. İsveç terör örgütü PYG, PYD ve FETÖ'ye de destek vermeyecek. Türkiye'nin yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik çalışma da yürütülecek. Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edecek ve NATO tarihinde ilk kez terörle mücadelede özel koordinatörü de atanmış olacak efendim. Bu gerçekten hem Türkiye adına kararlılığının bir göstergesi ve aldığı karşılığında aslında tam olarak net bir ifadesi diyebiliriz. Onun dışında efendim Türkiye'de iadeleri istenen PKK'lı ve FETÖ'cü 42 teröristten hiçbiri Türkiye'ye iade edilmedi. Üstelik PKK'lı teröristler Türk bayrağı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketlerini polis koruması eşliğinde de yaktı biliyorsunuz. En yakın zamanda Kurban Bayramı'nda aynı şey oldu. Karneleri de çok kötü bu arada İsveç'in. Yani orada da yazıyor, karneleri de çok kötü. Şimdiye kadar bu anlamda Türkiye'nin onayını alabilecek hiçbir çalışmayı da yapmadılar ve kararda durmadılar. Ama sandılar ki Türkiye biz bunları yapsak da onaylar. Çünkü bize ihtiyacı var sandı. Ama bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil etti. Ve o anlamda kararlılığını bir kez daha belli etti ve kendi şartları kabul edilmeden asla onaylamayacağını söyledi ve gerçekten istediği tüm şartları da İsveç'e kabul ettirmiş oldu. Onun dışında efendim çeşitli zamanlarda polis gözetiminde Kur'an-ı Kerim yakıldı. İsveç adeta bir terör devleti görünümü sergiledi ve en yakın zamanda yine tekrarlayalım Kurban Bayramı'nda bu ortaya çıkmış oldu. Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ant Landen ise İsveç'in terörü finanse ettiği itirafında bulundu ve PKK'nın İsveç'ten finanse edildiği konusunda Türkiye haklıdır dedi. Yani bu anlamda Türkiye'nin korkularının bir kez daha doğru olduğunu kendileri itiraf etmiş oldu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde dönülmesi ve yeniden parlamenter sisteme geçilmesi için İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı aracılığıyla Türkiye'deki bazı kuruluşlara fon aktardı diyor. Bu da gerçekten yine İsveç'in Türkiye iç işlerine karışmaya çalışmasının bir göstergesi ama bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaten asla taviz vermediği gibi bunlara da fırsat vermedi. İsveç'in PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ofisi bulunuyor. İsveç PKK yandaşlarının mitinglerine de izin veriyor. Terör örgütü PKK'ya yakın isimlerde İsveç medyasını istediği gibi kullanıyor. Zaten asıl olayın tam anlamıyla başı da bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dediği gibi terörle aranıza mesafe koyacaksınız. Bu anlamda bize güvence vereceksiniz ve ben de sizin NATO üyeliği için şartlarınızı onaylayacağım demişti. Ve normalde bugüne kadar yani dün akşama kadar İsveç çok kararlıydı. Asla vazgeçecek gibi değildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şartlarını da kabul edecek gibi de gözükmüyordu ama baktı ki yolun sonunda değişen hiçbir şey olmayacak ve tek çıkar yolları Türkiye'nin bu anlamdaki sunduğu şartları kabul etmekti ve kabul etmek zorunda da kaldılar. Bu anlamda Türkiye'nin bir kez daha dünyada karar verici bir merkez olduğunun altını çizelim ve bunu da tüm dünyayı bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde göstermiş olduk. Onun dışında özellikle 2014'te her ay bir cami olmak üzere toplam 12 caminin kundaklandığı da kayıtlara geçti. Her sene binlerce Müslüman çocuk çeşitli gerekçelerle ailelerinden habersiz alıkonularak çocuk esirgeme kurumuna da veriliyor. İsveç'in bu anlamda Müslümanlara ve terör örgütüyle olan bağlantılarında yaptığı hatalar, yanlışlar karnelere tam olarak yansıdı ve zaten Türkiye'de bu anlamda bunları göz önüne alarak onaylamayacağını söyledi ve şartlarını koştu. Terörle arana mesafe koy, onaylayayım. Avrupa Birliği'ne girmemiz için sen onayı ver, destekle, onaylayayım dedi. Aynı zamanda terör örgütleri için de net bir açıklama yap, arana mesafe koy ve biz onaylayalım dedi. İsveç'in aynı zamanda vize serbestisi için de onayını da aldı. Bakalım ilerleyen günlerde bu anlamda neler gerçekleşecek. Gerçekten çok Türkiye'yi de derinden ilgilendiren çok önemli konu başlıklarıyla beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada o bölgede istediğini tüm dünyaya duyurmuş ve onaylatmış oldu. Onun dışında efendim bakalım başka neler var? İkinci el otoda fiyatlar gevşedi diyor efendim. Ticaret Bakanı Ömer Bolat sıfır otoya geçen ikinci el fiyatlarının gevşediğini açıkladı. Tedbirli kıyafet, bayi ve galeriler denetim yaptıklarını belirten Bolat ise bayilerin bir kısmının stokladıkları araçları artık mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladığını söyledi. Şimdi biliyorsunuz aslında bir stok sıkıntısı var. Şimdi sıfır araç almak istiyorsanız alamıyorsunuz. Bunun sebebi de bayiler, işte kuruluşlar bunları saklıyor. Yani depoya kaldırıyor ve ortaya sürmüyor. Çünkü biliyorsunuz ev kiralarında ve otomobilde her geçen gün fiyat değişiyor. Her geçen gün fiyat güncelleniyor. Bu anlamda da adam diyor ki ben diyor bugün diyor 300'e satacağımı yarın 350'ye satacağım. Bir gün daha bekleteyim. Bir gün daha bekleteyim derken piyasada haliyle bir otomobil krizi var. Ne oldu? Bu ikinci el araçlara yansıdı. Çünkü ikinci el araçlarda sıfır araç olmadığı için kendi araçlarını, ikinci el araçlarını, kullanılmış araçları sıfırdan daha pahalıya satmaya başladı. Şimdi artık az çok herkesin bir fiyat konusunda bir bilgisi vardı. Şimdi bakıldığında ise bu anlamda da yasak geldi. İkinci el araçlar sıfır araçtan daha fazla olmayacak açıklamasıyla ve kanunuyla beraber de onun da önüne geçilmiş olundu. Şimdi efendim Karar Gazetesi'ne bakalım. Karar Gazetesi manşetinde nelere yer vermiş onları da sizlere aktaralım. Şimdi buradan da neler okuyalım sizlere. Deprem gibi sel raporları da çekmecede demiş efendim. Karadeniz'e yağış vururken uyarıları dikkat alınmadı tepkileri de gelmiş. Karadeniz sellerle mücadele ediyor. Samsun'da bir can kaybının ardından Ardahan'da da yıldırım isabet eden liseli Oğuzhan Karataş hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ilde de dereler taştı, heyelanlar meydana geldi biliyorsunuz. Her yağışta benzer manzaraya Deva Partili Cem Avşar ise aşırı yağış tedbirsizliğin bahanesi olmamalı. Asıl suçlu bilimi unutup ranta bakanlar tepkisini gösterdi. Orman mühendisi Faruk Çebi de yazılan raporlar arşivlerde kaldı. Tek çare kırsal dönüşüm projesi ifadesini kullandı. Bu anlamda gerçekten devletimizin de bir an önce Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da güzel bir görüşme yapmasını ve bu anlamda Türkiye'nin sellerle mücadelesinde de daha iyi bir sürece gidilmesi gerekiyor. Aslında şu da var. Gerçekten ne yapılırsa yapılsın. Metrekare küpe düşen o kadar fazla bir yağış oldu ki. Yani bir yılda yağacak yağış bir günde yağdığında haliyle önüne geçilemez bir sürece gidiyor. Bu yüzden de bu anlamda ne kadar önlem alırsak alınsın, yollar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, işte rögarlar, işte
köprüler, dereler ona göre düzenlenmiş olsun, yağış hacmi düşünüldüğünden ya da tahmin edildiğinden daha fazla ya da tahmin edilemez bir süreçte olunca haliyle bunun çok da fazla önüne geçilemiyor. Tabii ki de önlemler alınmalı. NATO'nun zor sınavı diyor efendim. Bakalım burada neler yazmış Karar Gazetesi, onu da aktaralım sizlere. Rusya Savaşı'nın gölgesinde toplanan NATO ülkelerinin önündeki en kritik başlıksa İsveç'in katılımıydı. Batı'dan acil üyelik bir gereklilik mesajları gelirken Ankara evet'i Stockholm'un teröre sıfır tolerans göstermesi şartına bağlıyordu. Türkiye'nin terörle mücadelesinde haklı taleplerini ortaya koyacağı zirvede NATO'nun alacağı tavrın örgütün geleceği şekillendireceği de belirtiliyor demiş. Ve tam da tahmin ettiğimiz gibi oldu. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunduğu tüm maddeler İsveç tarafından onaylanmış oldu. Terörle arasında mesafe koyulacağını söyledi. Vize serbestinin geleceğini söyledi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne girme sürecinde Türkiye'yi destekleyeceğini söyledi. Beyaz Saray'dan da aslında cevap gecikmedi. Beyaz Saray'da yine bu anlamda bu konudan İsveç'in Türkiye'nin onayıyla beraber NATO'ya katılmasından memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin Avrupa Birliği içinde destekleyeceklerini de aktarmış oldu. Şimdi bakalım burada başka neler var? Aktaralım hemen bakalım. İsrail bir yandan vuruyor, bir yandan işgal ediyor demiş. Cenin ablukasındaki 13 sivilli katleden Tel Aviv, Filistin toprakları da parça parça yutuyor. Yılbaşından bu yana Filistinlere ait 303 yapı yerle bir edildi. 44 bin dönüm araziye de el konuldu demiş. Babacan diyor ki, durum acil, hatalar büyük diyor. Borç için Körfez'e hangi teminatı veriyorsunuz demiş. Erdoğan zam yağdırıyor, vergi ekiyor. Bu adımlar enflasyonu katmerleyecek. Hala israfla ilgili adım atılmadı. Kamudaki kara delikleri kapatmak için plan yapılmadı. Düne kadar darbeci dediğiniz ülkeden borç alırken ne kadar faiz ödüyorsunuz? Hangi anlaşmaları yapıyorsunuz? Teminat olarak bir şey gösteriyor musunuz? Derhal kapsamlı bir ekonomik program açıklayın. KKM'yi bitirin. Milletin ekmeğinden, telefonunuzdan elini çekin diyor Ali Babacan. Ali Babacan'la da biz de buradan diyelim ki, yani madem bu kadar çok iyiydin, bu kadar çok güzel bir sisteme sahiptin, bu kadar bilgiliydin, o zaman keşke başa gelseydin ve sen bu anlamda daha güzel gelişmelere sebebiyet verseydin ya da bir önceki dönemde ekonominin başında olduğunda bu anlamda ne kadar fazla çıkışlar yaptın, ne kadar düzenlemeler yaptın, bence bir tık da geriye dönüp Ali Babacan dönemini de bir incelemek lazım. Şimdi süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama akşam gazetesiyle devam edelim efendim. Akşam gazetesi bakalım neler diyor manşetlerinde. Onları da aktaralım sizlere. Şimdi aslında gündem hep aynı. Şimdi dün akşamki İsveç'in NATO üyeliğinin ardından, yani onayının ardından ve şu an sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylayacağını söyledi ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Oradan çıkan onayla beraber artık resmi şekilde NATO'ya üye olmuş olacak ama hızlandırılmış bir şekilde meclise teklif gitmesi de planlanıyor. Şimdi o yüzden artık yine bu haberi okumayacağım çünkü 5 maddelik üyelik mutabakatı diyor. 5 maddeyi de sizlere aktarmış olduk. Zamanın insafına terk etmişler diyor efendim. Dumlu Pınar'ın üniversitesinin bir ay önce camiyi devrettiği Kütahya Kültür Vakıfları Koruma Kurulu yıkım kararına gelen tepkiler üzerine yapıyı kurtarmak imkansız Heylan bölgesinde açıklamasını yaptı. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Çinili Cami'nin yıkılması gerektiğini savundu. Aslında yine şöyle bir şey var, güçlendirmeyip 3 yıl beklemişler diyorlar. Şimdi son aşamaya gelinmiş, Allah korusun, şimdi gördük, aktarmıştık haberlerimize, deprem bölgesinde hiçbir şey yapılmadan bir bina çöktü ve 3 kişiyi yaraladı. Şimdi bu bina, bu caminin de tadilatının yapılması gerekiyordu, güçlendirilmesi gerekiyordu. Öyle ya da böyle deprem görsün görmesin bu şekilde tarihi eserlerimizi koruyabilmek ve bir sonraki nesile aktarabilmek adına bunlara dair çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Şimdi burada 3 yıl beklemişler, güçlendirilmemiş, başka bir sıkıntı var. Tabii ki de bunun önünden geçerken ya birinin başına minaresi düşse, ya onların da başına bir şey gelse, ya önünden geçerken birine bir şey olsa, tabii ki de bunların da önüne geçebilmek için hangisi doğruysa onun yapılması taraftarıyım. Tabii ki de tarihi eserlerimizin, tarihi yapılarımızın asla zarar görmemesi, bunların yıkılmamasının altını çiziyorum ama güçlendirilmiyorsa, ilgilenilmiyorsa, bakılmıyorsa bunların da ayrı bir şekilde araştırılması gerekiyor. Bakalım burada neler var. Tarifeyi aplikasyonla deliyorlar demiş. İstanbul'da taksicilerin Drive uygulamasını kullanan yolcularda fazla para talep ettiği belirlendi. 220 TL tutan mesafe 3 ayrı taksici 286, 300 ve 320 TL ücret teklif etti. Şimdi aslında taksilerin zaten ücretlerinin kısa mesafe 40 TL'ydi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamayayım. Şimdi ben eve gidiyorum. Normalde benim eve gideceğim yerden taksiyle bineceğim yer ortalama
13-15 TL falan tutması gerekirken ben o mesafede yürümek istemediğim için taksiye bindiğimde en az 40 lira ödüyorum. Şimdi zaten kat kat fazlasını ödüyoruz. Biz bu anlamda taksicilerin bence bir zararı yok. Tabii ki de benzin fiyatları çıkıyor. İşte neydi diğerinin adını unuttum ya. Neyse. Petrol her neyse bunlar çıkıyor, fiyatlarında bir artış oluyor ama onlar da fazlasını kazanıyor. Şimdi haliyle böyle olduğunda tabii taksicilere bakarsanız hiç kazanamıyorlar, asla memnun değiller ama bu anlamda biraz da insanları anlamak gerekiyor. Şimdi uygulamalardan taksi çağırdığınızda haliyle fiyatlar değişik oluyor. Taksi duraklarında taksi yok. Şimdi yine aynı konuya geleceğiz ama İstanbul'da bir taksi krizi var. Kim ne kadar yok taksi yok dese de bir taksi krizi var ve hala çözülebilmiş değil. Kısa mesafe diye almayan taksiciler ki dediğim gibi 15 TL'lik yere ben 40 TL veriyorum ve iki katı fazla parasını verdiğim halde neredeyse işine gelmesi almayacak. Şimdi böyle bakıldığında haliyle hala bunları çözülebilmiş ve bir yol haritası oluşturabilmiş değiliz. İstanbul'un taksi krizi ne zaman çözülür bilmiyoruz ama uzun bir sürede yine bunları konuşuyor olacağız. Bu anlamda yine fahiş fiyat ücretleriyle beraber herkesin uygulamalara kafasına göre bir fiyat belirlemesinde bence devletin bir an önce uygulamalardaki fiyat politikasında da bir dur denmesi gerekiyor. Esnaf hırsızın yardımına koştu demiş efendim. Bakalım İstanbul Beyoğlu'nda bir hırsız çarşafa sararak çaldığı televizyonu taşınmakta zorlanınca imdadına iki esnaf yetişti. Esnafın hırsızla birlikte televizyonu taşıdığı anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. Kim bilir orada esnafa ne dedi? Taşınıyorum mu dedi? Bunu satacağım mı dedi? Evimden çıkartıyorum birine mi vereceğim dedi? Şimdi böyle bakıldığında haliyle orada esnaf ne yapsın? Yani bizim esnaflarımız hep yardımlaşmayı seven işte düşeni kaldıran biri olduğu için bir millet olduğumuz için de aslında bu anlamda da şimdi çok da bir şey diyemiyoruz onlara. O da nereden bilsin hırsızlık yaptığını hırsızın. Şimdi efendim kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz tekrar. Efendim saatlerimiz 9'u gösteriyor. Gün ışığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Artık 2 saati geride bıraktık. Son 1 saatlik zaman dilimine an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Gündem hayli yoğun aslında. Biliyorsunuz dün İsveç'in NATO üyeliği hakkında da büyük bir zirve vardı. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu anlamda bütün şartlarını sundu ve İsveç tarafından kabul edildi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bunun karşılığında onları NATO'ya üyeliği için bir onay verdiğini ve bunu meclise sunacağını söyledi. Şimdi gündem hayli yoğun aslında baktığımızda ama şimdi dün akşam aslında yine dün aslında Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı işsizlik verilerini de açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puan azaldı. İşsiz sayısı ise 3 milyon 328 bin kişiye gerilemiş oldu. İşsizlik oranı Mayıs ayında tek haneye indi. Son 9 yılın en düşük seviyesini gördü. TÜİK, Mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre işsizlik oranı Mayıs'ta 0,5 puanlık düşüşle %9,5'e geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7, kadınlarda %13 olarak belirlendi. İşsiz sayısında da düşüş kaydedildi. Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 63 bin kişi arttı. 31 milyon 716 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişim göstermedi. %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66, kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti. Katma değer vergisinde oranlar da değişti. İlaçta KDV oranı %10'a çıktı. Yeni düzenlemeyle binlerce çeşit ilacın da fiyatı güncellenmiş olacak. İlaçta KDV %10'a çıkarıldı. 14.900 ilacın fiyatı değişecek. Katma değer vergisi oranları değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergilerinde artışa gidildi. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Değişen KDV oranlarından ilaçlar da payına düşeni aldı. KDV %10'a çıkarıldı. 14.900 çeşit ilacın fiyatlarının yeni düzenleme ile değişmesi bekleniyor. Bu da ilaca zam anlamına geliyor.
Bingöl ve Maraş'a da şehit ateşi düştü. Teröristler İran kuzeyindeki Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde taciz ateşinde bulundu. Sözleşmeli erler Furkan Günergök ve Hasan Taş da şehit oldu. İki askerimiz şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek Harekat Bölgesi'nde görevdeydi. Teröristler yine haince saldırdı. İki asker taciz ateşinin hedefi oldu. Yaralanan piyade sözleşmeli er Furkan Günergök ve Hasan Taş hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen ikisi de kurtarılamadı. Şehit düştü. Bingöllü Furkan Günergök daha 25 yaşındaydı. Acılı anne evladına doyamamıştı. Fotoğrafına sarıldı. Al bayraklı tabutun başından ayrılmadı. Şehit Günergök için cenaze töreni düzenlendi. Ardından naaşı aile mezarlığına defnedildi. Şehidimizi makamını âli eyle ya Rabbi. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer ilde Kahramanmaraş'tı. Sözleşmeli er Hasan Taş'ın evine Türk bayrakları asıldı. Kapıda ambulans bekletildi. Arş! Cenaze töreninde Taş'ın ailesi güçlükle ayakta durabildi. Törende helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı silah arkadaşları tarafından omuzlara alındı. Gözyaşları eşliğinde Hocazade mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. PKK darbe üstüne darbe alıyor. Terör örgütünün zaptaki sözde muharebe sorumlusu Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirildi. Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor. Sözde sorumlulardan biri Kuzey Irak'ta nokta atışıyla öldürüldü. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde arama tarama faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları 852 rakımlı tepedeki mağarada terörist varlığı tespit etti. Teslim ol çağrılarına ateşle karşılık verilmesinin ardından terörist saklandığı mağarada komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. O teröristin geçen sene etkisiz hale getirilen Siyabend Kod adlı PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusunun yakın adamlarından Ferit Yüksel olduğu belirlendi. Her iki teröristin geçmiş yıllarda saklandıkları bir mağarada çekilen fotoğrafı da bulundu. Ferit Yüksel terör örgütünün bölgedeki muhaberesinden sorumluydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Litvanya hareketinden önce önemli açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO vizesi alabilmesi için Avrupa Birliği şartı koştu. Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım dedi. İşte Erdoğan'ın verdiği o ilk mesajlar. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. NATO liderlerine net çağrı yaptı. İsveç'in üyeliğine karşı AB şartını öne sürdü. Milletimizin bizden beklentisini de artık daha kaldıramayız. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Zirvede Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım. Vilnius'te NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar masada olacak. Bir diğer konuysa İsveç'in NATO üyeliği. Finlandiya taahhütleri gereğince hareket ederek Nisan ayında ittifaka resmen üye oldu. İsveç konusunda ise süreç devam ediyor. İlgili kurumlarımız
İsveçli muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürdürüyor. Erdoğan, üyelik sürecinin ilerleyebilmesinin, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlı olduğunu söyledi. Türkiye olarak terör örgütleriyle ve uzantılarıyla ayrım gözetilmeden mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten neredeyse dilimizde tüy bitti. Kimse bizden taviz ve anlayış göstermemizi beklememelidir. Biz bize verilen ve altına imza atılan tüm sözlerin tutulmasını istiyoruz. Ve bu konularda kararlılığımız daimdir. İsveç'e NATO vizesi için nihai kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vereceğini kaydetti. Biliyorsunuz bu işte nihai karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedikten sonra biz ben dedim oldu diyemeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklama dünyada geniş yankı buldu. İsveç'in NATO üyeliğine karşılık Türkiye'ye Avrupa Birliği kapısının açılmasını isteyen Erdoğan'a ise NATO ve Beyaz Saray'dan da tam destek geldi. Avrupa Birliği'nden de yanıt geldi. İzleyelim haberimizi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım. Cumhurbaşkanının AB şartına liderlerden yanıt gecikmedi. Mesajlar arka arkaya geldi. I support Turkey's ambitions to become a member. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Erdoğan'ın açıklamasını olumlu karşıladı. Türkiye'nin AB'ye üyelik isteğini desteklediğini söyledi. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkinse, mümkün olan en kısa sürede üye yapmak için çalışıyoruz. Vilnius'ta olumlu karar çıkması hala mümkün diye konuştu. Turkey's ambitions to become a member of the Europe. Benzer açıklama Beyaz Saray'dan da yapıldı. ABD, Türkiye'nin AB üyelik hedeflerini her zaman destekledi ve desteklemeye devam edecektir denildi. Buna karşın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinin Türkiye ile AB arasında bir mesele olduğunun altı çizildi. ABD'nin odağı İsveç'in NATO'ya katılımıdır ifadeleri kullanıldı. Avrupa Birliği Sözcü Yardımcısı Dana Splent ise iki sürecin birbirine bağlanamayacağını söyledi. Her aday ülke için katılım sürecinin o ülkelerin esasına dayandığını hatırlattı. Bir sonraki adımların ritmi aday ülkelerin belirlenen hedeflere veya adımlara ulaşmak için kaydettikleri ilerlemelerle belirlenir dedi. 50 yılı aştı. Biz Türkiye'yiz. Biz bir çatladı kapı ülkesi değiliz. Bunun bilinmesi lazım. Erdoğan'a İsveç'in NATO üyeliğini destekleyen Almanya'dan da cevap geldi. Başbakan Olaf Scholz, Türkiye'nin AB üyeliği süreciyle İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı olmadığını belirtti. Efendim haberlerimizi aktardık. Şimdi günlerin çıkan gazete manşetlerine bakalım. Manşetlerde neler var aktaralım. Buyurun. Öncelikle Milliyet Gazetesi'yle bir başlayalım. Bakalım Milliyet Gazetesi manşetinde nelere yer vermiş? Haberimizde de aslında size detaylarını aktardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesine gitmeden önce açıklamalarda bulundu. Açıklamalardan sonra da şimdi gazete manşetlerine tam detaylarını aktaralım. Şartları vardı Türkiye'nin bu anlamda kabul edilmesi için. İsveç de şartları kabul etti. Ve aslında en başından beri kabul etmeyecek gibi gözüktü. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin nezdinde kararı netti. Ya şartlarımızı kabul edersiniz ya da NATO'ya üye olamazsınız gibi net keskin bir tavrı vardı ve bunun da sonuna kadar arkasında durdu. İsveç'in NATO üyeliğine vize Vilnius mutabakatı diyor efendim. İsveç'in NATO üyeliğinin görüşüldüğü Vilnius'taki üçlü zirvede Ankara istediğini aldı diyor. NATO tarihinde ilk kez terörle mücadele koordinatörü atayacak. İsveç NATO üyeliği karşılığında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine de güçlü destek verecek. Zaten aslında çok fazla bir madde yoktu. 5 madde vardı. Birincisi İsveç'in Türkiye'nin ve aynı zamanda Müslümanların da biliyorsunuz çok fazla yani aslında İsveç'in NATO karnesi hiç net ve düzgün bir karnesi yoktu. Bir, Müslümanların saygı duyduğu Kur'an-ı Kerim'i yakma
olayları çok fazla gerçekleşti. En yakın zamanda biliyorsunuz Kurban Bayramı'nda bu yaşandı ve net bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dedi ki sizin bu terör örgütleriyle aranızdaki olaya bir mesafe koymanız gerekiyor ve bunu bana kanıtlamanız gerekiyor dedi. Ve aynı zamanda da yine bununla beraber de İsveç'te en başta zaten hiç buna yakın davranmadı. Çünkü dedi ki nasıl olsa Türkiye kabul eder, bir şekilde kabul etmek zorunda dedi. Ama Türkiye bu anlamda tavrını net bir şekilde koydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve dedi ki Türkiye öyle çat kapı dedi bir ülke değil. Türkiye dedi Türkiye'dir. Ve dedi sizin dedi tahmin ettiğiniz gibi istediğiniz öyle çekebileceğiniz bir yer değil dedi ve tavrını da koymuş oldu. İsveç'te kabul etmek zorunda kaldı. Ve aynı zamanda yine en güzel şeylerden birisi de NATO tarihinde ilk kez efendim terörle mücadele koordinatörü atayacak. Yani bu da demektir ki İsveç teröristlerle ve terör örgütleriyle arasındaki mesafeye istese de istemese de bir mesafe koymak zorunda kalacak. O samimiyetlerini azaltmak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye net bir tavır çizdi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ne girmesi için de Türkiye'yi destekleyeceklerini söyledi. Sadece bu değil aslında birçok maddeleri var ama Erdoğan bu masadan kazanan kişi olarak kalkmış oldu. Bu anlamda da Türkiye'nin gücünü dünya bir kez daha görmüş oldu. Yani öyle dediği gibi de gerçekten çat kapı bir ülke değil. Herkesin istediği gibi bir tarafa çekebileceği bir ülke zaten artık değil. Net kararları var. Olursa olur, olmazsa olmaz. Çünkü dediğimiz gibi NATO'ya üyeliği İsveç'in, Türkiye'nin yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak tamamen cevaba bağlıydı ve bu da olmuş oldu. Onayladı ama şöyle bir durum var biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak ve oradan çıkacak sonuçla beraber de İsveç'in NATO üyeliği de resmen gerçekleşmiş olacak. Onun dışında bakalım burada başka neler var. Kazansaydık farklı olacaktı diyor efendim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında bir kez daha hezimete uğrayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı ile beraber biliyorsunuz altılı bir koalisyon, hatta HDP'nin desteğiyle beraber 6+1'lik bir koalisyonla beraber seçime çok iyi hazırlandıklarını söylediler ve açık ara alacaklarını hep iddia ediyorlardı. Hatta kimin ne göreve atanacağı, kimin hangi göreve geçeceği de hep zaten en başından beri belliydi. Ama tabii ki de 14 Mayıs seçimlerinde istedikleri başarıyı elde edemedikleri gibi 28 Mayıs seçimlerinde de %5 farkla da resmen kaybetmiş oldular. Bunun üstüne de aslında CHP kanadında işler tamamen değişti. Yani Millet İttifakı zaten dağıldı. Tuzla buz oldu dedikleri olay gerçekleşti. Herkes bir tarafa gitti ve Kemal Kılıçdaroğlu yalnız kaldı. Sadece yalnız kalmadı. CHP tarafından da kendi parti tarafından da yalnızlaştırıldı. Çünkü CHP kanadından halktan tamamen yanındaki adamlarına kadar yani birebir yoldaşım dediği kişilere kadar da bu anlamda bir değişim dönüşüm çağrısıyla beraber herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına dikildi. Ve o da artık ufak ufak böyle açıklamalar yapıyor. Kazanamadık ama diyerek eklemeler yapıyor. Tatlı açıklamalar da yapıyor aslında bu anlamda. Biraz daha insanların böyle gönlünü kazanmaya çalışıyor. Ama zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun en başından beri tavrının hep böyle yumuşak huylu olduğunu ve daha mülayim olduğunu biliyoruz. Söylemleri adı altında daha sakince konuşma tavrının da az halk nezdinde daha böyle tatlı, iyimser karşılandığını biliyoruz ama artık galiba halk bunu istemiyor. Yani Kemal Bey diyor siz böyle konuşmayın ama gerekirse de gidin çünkü diyor CHP'nin bu şekilde bir lidere de ihtiyacı yok. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da şunu söylemiş, ben çalıştım, siz de çalıştınız, her birimiz çalıştıysak vicdanen müsteriyiz diyor. Çalıştıysak çalıştık, ne yapalım? Bir işin içinde asıl hedefimiz ne? Kazanmak. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı. Kazanamadık ama bu da dünyanın sonu değil dedi. Aslında farklı da bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamaya baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmesini de güzel şekilde lanse etmeye çalışıyor. Aslında şunu bir tık arka planında da şu var. Biliyorsunuz aslında Kemal Kılıçdaroğlu yani CHP kanadında hep bir taban oyu var. Yani %15'lik %18'lik resmi bir oyunun olduğunu biliyoruz. Şimdi bu seçimde ise oyları biraz daha arttı. Aslında bu oy şöyle arttı. HDP vardı, HDP vardı, İYİ Parti vardı, Deva Partisi vardı, Gelecek Partisi vardı, Saadet Partisi vardı. Vardı da vardı yani. Bu küçük partilerde dışarıdan partiler destekleyeceğiz dedi. Birlikler açıkladı falan falan. Böyle herkes Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi. Haliyle oy oranında %1'lik 2'lik bir artış oldu. Şimdi o da diyor ki bu da diyor büyük bir şey. Bunu diyor kim yaptı? Ben yaptım. Seçimi kaybettim ama diyor partinin oy oranını diyor arttırdım. Şimdi o yüzden yerel seçimlerden önce diyor gitmeyeceğim. Çünkü bir önceki yerel seçimlerde büyük şehirleri ben aldım. Hangisiydi bunlar? Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük şehirleri diyor ben aldım. O yüzden de diyor şimdi yine diyor ben alacağım ve bunun başında da yine ben olacağım diyor. O yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmeye hiç niyeti yok. Tanju Özcan biliyorsunuz Bolu'dan şu an yürüyüşlerine devam ediyor ve aynı zamanda da zaten
Onun hakkında da bir süreç başladı. Tanju Özcan da yürüyor ama yürümesinin de bir sonucuna bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu onu üzülüp çıkacak mı? Ekrem İmamoğlu bu anlamda rest çekti ve bir internet sitesi kurdu Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi için. Öyle de bir durum söz konusu oldu. Ama tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu bu anlamda hiçbirisine taviz vermeden şu an emin adımlarla yerel seçimlere yürümeye çalıştığını ve hazırlanmaya çalıştığını biliyoruz. Şimdi bakalım asıl soru işaretlerinden birisi Ekrem İmamoğlu, Tanju Özcan. Bu isimlerde neler olacak? İstanbul'a kimi aday gösterecek? Nasıl bir çıkış yapacak? Millet İttifakı gibi diğer partilerle bir ittifak kurmaya çalışacak mı? Çünkü her parti şu an kendi adayını çıkartacak. Oylarla bölünüyor olacak. Çünkü istenilen oy oranına sahip olamazsa eğer partiler zaten boşuna bir çalışma yapılmış olacak. Ama dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda izleyeceği yol haritası da çok önemli. Çünkü Millet İttifakı ile bir güven kazandıkları gibi o güveni tamamen kaybetmiş oldular. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu baktığımızda sağdan soldan tüm partileri aynı masada toplayıp bir çalışma yapmaya çalıştı aslında baktığımızda. Ama bu çalışmanın sonucunda da istediği hedefe de ulaşamadı. Yani çalıştı, evet gerçekten çalıştı. Sağdan soldan tüm kesimleri topladı ama tabii sağ kesimin yarısı AK Partiliydi. Bunun altını çizmek istiyorum. Yani masada taşıdığı kişiler aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yedirdiği, içirdiği, yön verdiği kişilerdi. Haliyle o masadan da kendi istediği gibi de bir yol haritası çizemedi. Biliyorsunuz seçim bitti. Ali Babacan'ın açıklamaları vardı. Biz hakkımızla kazandık dedi. Çıkıp şunu söylemedi ama Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl hakkınızla kazandınız? Sizin %1'lik, 2'lik oy oranınız vardı. Benim sayemde siz 15 milletvekili aldınız diyemedi. Çünkü münakaşaya girmedi. Hiç kimseyle tartışmadı. Tabii biz onun yerine söyleyeyim. Diyoruz. Madem yüzde bu kadar oylarınız var, 15 milletvekili sokacak kadar, o zaman yerel seçimlerde inşallah istediğiniz oy oranıyla beraber bir lider çıkartabileceğinizi düşünüyorsanız orada göstermiş olursunuz. Onun dışında bakalım burada aktarabileceğimiz farklı bir haber var mı? Yok. Akit gazetesine bakalım. Akit ne diyor? Akit de yine aynı zamanda dünkü zirveye yer vermiş ve yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberine yer vermiş. Yazmış ki onurlu ol istifa et diyor efendim. Akit de zaten bu anlamda yine istifa çağrılarının en fazla yankılanan gazete manşetlerinden bir tanesi. CHP'nin ağır toplarından Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı üstüne çağrı geliyor demiş. Parti teşkilatlarının evladım dediği belediye başkanlarının en yakınlarındaki isimlerden biri istifasını istediği CHP lideri Kılıçdaroğlu koltuk ısrarını sürdürüyor. Bay Kemal'in istifa için adalet yürüyüşünü başlatan Tanju Özcan onurlu bir insan gibi görevi bırakmasını beklerdim derken Kılıçdaroğlu'nun 13 yılda 17 seçim kaybettiğini belirten CHP eski genel sekreteri Mehmet Sevigen de milletin yüzüne bakacak hali yok istifa etmeli çıkışı geldi. Şimdi aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na bu anlamda destekleyen bir kesimin olduğu gibi onun bir an önce partinin başından gitmesini de söylüyorlar ama şimdi yerel seçimler öncesi gerçekten halkın bu kadar kafasını karıştırmaya gerek var mı? Bu bence bir tartışma konusu. Çünkü halkın kafası zaten karışıktı. Bu yerel seçimlerden önce de şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesi yerine başkasının gelmesi bu münakaşalarda halk nezdinde biraz daha farklı bir yol haritası izlemeye sebebiyet veriyor. Ve ben hep söylüyorum Kılıçdaroğlu ve CHP şu an için bu değişim dönüşüm mesajlarını veren Ekrem İmamoğlu olsun Tanju Özcan ve diğer kişiler bunlar kazandıkları belediyeleri altın tepsiyle tekrar Cumhur İttifakı'na yani AK Parti'ye veriyor olacaklar. Hep birlikte görüyor olacağız bunu. Çünkü halkı bu kadar kışkırtmaya, bu kadar kafalarını karıştırmaya, bu kadar belirsizliğe sürüklemeye gerek yoktu. Ama onlar ısrarla bunu yapmaya şu an için devam ediyorlar. Çok uzun bir süre gözükse de yerel seçimlere çok uzun bir süre yok. 2024'ün Mart ayında da zaten artık seçim zamanı gelmiş olacak. O zaman bakalım nasıl bir yol haritası izleyecekler, nasıl bir süreç bekliyor onları çok da merak etmiyor değilim. Onun dışında efendim bakalım başka neler var. Gezicilere destek verdi, iktidara nefret kustu diyor. Kimmiş bakalım bu? Ülke ve millete milyarlarca dolara mal olan Gezi provokasyonu sırasında ölen Ali İsmail Korkmaz için bir mesaj yayınlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu provokatörler için çocuklarımız ifadesini kullanırken iktidardan nefret rejimi diye de söz etti diyor. Şimdi o Gezi olayına girersek zaten çıkamayız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamdaki zaten Gezi olayları ve sol kesim olarak da desteğinin tam gaz o bölgede devam ettiğini zaten o dönemlerden beri biliyordum. Şu an içinde aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir cevap ya da bir mesaj yayınlamasını da bence beklememek gerekiyor. Çünkü bu mesaja da çok şaşırmadım. Attığı tweette çocuklarımız diye tabii ki de benimseyecek. Çünkü Gezi Parkı olaylarında en fazla destek veren kişilerden birisi de zaten CHP kanadıydı. Yine aynı şekilde desteklerine de devam ediyorlar. Onun dışında efendim bakalım Türkiye gazetesinde neler var onları da aktaralım sizlere.
Türkiye gazetesinde de diyor ki şimdi yine NATO zirvesine girmeyeceğim. Suriyelileri kışkırtıyorlar demiş efendim. Bakalım neymiş konu. Sosyal medya üzerinden organize edilen Suriyeliler Gaziantep ve Hatay'da. Türkleri istemiyoruz sloganları attırılıp görüntüler paylaşılıyor. Suriyelilere ve Türklere hakaret eden hesaplar aynı merkezden yönetiliyor. Uzmanlar geri dönüş sürecini baltalamak ve çatışma çıkarmak isteniyor diye uyarmış. Şimdi zaten şöyle bir durum var. En başından beri hep söylüyorum. Bir savaştan geliyorlar. Oldukları alanlarda şartlar, koşullar aynı değil. Biz bir Türk milleti olarak kanımızın son damlasına kadar vatanımızı, olduğumuz evi, barkı asla bırakmayız, asla terk etmeyiz. Ama biz Türk'üz. Bu yıllardır tarihimize baktığımızda da böyle olmuştur. Biz kaçıp birinin altına ya da onların buyruğu altına girebilecek bir millet de değiliz. Ama herkesten de bizim gibi olmalarını beklememek lazım. Şimdi biz hep bunu söylüyoruz. Türk milleti zaten dünyada bu kadar ses getirmesinin, bu kadar farklanılmasının sebebi ne? Bu hiçbir şekilde birinin boyunduruluğu altına girmemesi, olduğu yerde kanın son damlasına kadar savaşabilmesi, topla tüfekle yoksa elindeki sopayla bile o alandaki kendini koruyabilmesi. Biz şimdi bunları bilirken, şimdi Suriyelilerden de aynı şeyi bekliyoruz. Şimdi adamlar korkmuşlar, zorlu şartlar altında yıllardır süre gelen bir savaş var. Haliyle onlar da bir yere sığınmaya çalışıyorlar. Şimdi biz onları bir göçmen, bir mülteci adına derseniz deyin almışız. Tabii ki de herkes için aynı şeyi söylemiyorum. Herkes aynı şekilde doğru bir şekilde olmuyor ama bizim de var içimizde yanlış yapan, doğru yolda olmayan. Haliyle insanları bir tutmamak lazım. Onları bu kadar bu alanlarını daraltıp onlara eziyet etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu da bir süreç. Bunlar da geçecek. Hepsi yavaş yavaş zaten ülkelerine dönmeye başladı. İnşallah yakın zamanda tamamen gittiklerinin de haberlerini veririz ama oradaki şartlar sağlanmadan buradaki insanları birebir ölüme yollamak da bir Türk milletine yakışacak bir olay da değil. Şimdi efendim kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Gün Işığı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Artık 2.5 saati geride bıraktık Gün Işığı programında. Son yarım saatteki zaman dilimine an itibariyle girmiş bulunmaktayız. Şimdi saatler 9.30'u gösterdiğinde hemen bir Seyfi Bey'e bağlanalım. Gündem hayli yoğun aslında biliyorsunuz. İsveç'te NATO zirvesi de vardı. İsveç'in katılması. Onun bakacağız nasıl yansımaları da acaba ekonomik anlamda bir geri dönüşü olur mu? Piyasalara bakacağız. Şimdi Seyfi Bey'e bir bağlanalım. Seyfi Bey günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Şükürler olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi gündem hali yoğun aslında ekonomi anlamında da. Dün aslında biliyorsunuz bir zirve vardı, NATO zirvesi. Bunun acaba ben şimdi öncelikle hemen o konudan girmek istiyorum. Piyasalardaki hareketleri zaten artık biliyoruz. Dolarda, Euro'da çıkışlar devam ediyor. Diğer bir rivayete göre de Kasım'da 30 TL olması da planlanıyor. Şimdi onları zaten sizinle hep konuşacağız ama ben diğer gündemlere biraz daha ağırlık vermek istiyorum. Şimdi... Bu dünkü gerçekleşen NATO zirvesinde biliyorsunuz İsveç'in artık öyle ya da böyle bir şekilde NATO'ya üyeliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onandı. Ama bunun acaba ekonomik anlamda bir geri dönüşü olur mu? Onları da sizden öğrenmek isterim açıkçası. Yani burada tabii süreçte olan dış ticaret hacmine bakmak lazım. Bu ne kadar bir hacme sahip, bu ne kadar etkileyecek? Bu çok fazla bir etkileyeceğini düşünmüyorum ben Türkiye ekonomisi açısından. Bu tamamen siyasi bir gelişme ama maalesef duyuyoruz ki Türkiye'nin özellikle son böyle 10 yılda, 20 yılda dış politikayla ilgili daha önce söyledikleri ama masa başında farklı davranışlarını maalesef çok gördük. Şimdi bu NATO üyeliğinin arkasında sadece tutup da bunun ekonomik yansımaları nasıl olacak diye söylemek ya biraz böyle sanki kısır bir döngü içinde çünkü Türkiye'nin İsveç'te olan dış ticareti ne kadar? Bu karar NATO'ya girmesi ya da NATO'ya girmemesi Türkiye'yi ekonomik olarak nasıl etkiler? Ben biraz daha bunun sığ olacağını düşünüyorum. Bu biraz daha politik bir karar. Dolayısıyla buradaki verilecek olan kararların ekonomiden ziyade yani siyasi bir karar olduğu kanaatinde. Yani değilse İsveç'in girmesi ya da çıkması NATO'ya Türkiye ekonomisi öyle çok da fazla derinden etkilemeyecek. Bu tamamen siyasi bir diyalog. Bakıp göreceğiz. Ne olacak? Türkiye'nin tabii İsveç'le ilgili biliyorsunuz son dönemde özellikle Türkiye'nin hassas olduğu konular var. Ve bu konular noktasında bir adım atmasını bekliyor. Tabii bunu da ilerleyen süreçlerde ne kadar adım atacak İsveç
onu da göreceğiz diye tahmin ediyorum ya da görmeyeceğiz. Bilmiyorum nasıl olacak onu göreceğiz. Ama dediğim gibi bu biraz da siyasi bir şey, biraz da siyasi bir konu. O yüzden çok fazla bir ekonomiye yansıyacağını ben tahmin etmiyorum. Yani İsveç'in NATO'ya girdiği vakitte dolar düşmedi. İsveç NATO'ya girdiğinde ekonomik, Türkiye'deki ekonomik olgular daha da iyileşmeyecek. Yani bunu bekliyorsanız çok büyük bir hata içerisinde insanlar. Peki teşekkür ederiz Seyfi Bey. Dün aslında TÜİK'in mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da açıklandı. Bu işsizlik oranları için ne diyeceksiniz? Aslında uzun zamanın da en düşük işsizlik seviyesi olduğu da söyleniyor. Bir düşme, azalma da olduğu söyleniyor. Bu gerilemeyi nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi burada şunu söylemek lazım Mine Hanım. İşsizlik ile işsizlik oranı arasındaki farkı bu topluma anlatmak lazım. Ya bu kadar özellikle genç işsizlik noktasına baktığımızda hala çok yüksek rakamlarda. Özellikle yine TÜİK'in açıklamış olduğu daha önceki verilere baktığımızda şöyle bir istatistiği de görüyoruz. Türkiye'de eğitim seviyesi yükseldikçe maalesef işsizlik oranları da yükseliyor. Şimdi bu açıklanan veriler ne kadar doğru, ne kadar güvenilir bunları konuşmak lazım. Yani işsizlik oranlarının %9,5'a kadar gerilemesi Türkiye'deki işsizlik oranının da işsizliğin de %9 küsürlere kadar indiği anlamına gelmiyor. Hala çıkar piyasaya bakarsanız, dışarıda gözlemlerseniz aldığı eğitimlerin hiç alakası olmayan sektörlerde istihdam edilen gençleri görür. Hala dışarıya baktığınızda yani bu açıklanan verileri bir kenara koydum, onları bir kenara ittim. Hala Türkiye'de maalesef bir istihdam alanında, atıl kalan istihdam alanında ciddi sıkıntılar var. Bu noktada bazı girişimler var, bunu da kabul etmek lazım. Özellikle İşkur kanalına TYP adı verilen toplum yararına projeler var mesela. Ama bunlar da yeteri kadar bu işsizliği aşağıya çekmeye yetmiyor. İşte 3 aylık, 6 aylık veya 9 aylık neyse 1 senelik böyle geçici politikalarla aktif istihdam politikaları yerine daha çok böyle kısa vadede sorun çözen politikaları görüyoruz. Bu da göreceli olarak rakamları aşağı doğru çekebilir ama tam anlamıyla Türkiye'deki işsizliğin de bu verilere bakılarak düştüğünü söylemek bence biraz yanılgı gibi düşünüyorum. Peki Özür dilerim lütfen. Şimdi yok ben başka bir soru soracağım. O yüzden siz söyleyin ondan sonra ben sorayım cevaplayacağım. Sadece şunu bilsin bizi dinleyenler. Yani bu açıklanan işsizlik oranıyla Türkiye'de yaşanılan işsizlik kavramının çok farklı olduğunu zaten herkes de biliyor. Yani işsizlikte Türkiye'nin çok evvelden beri bir sorunu var. Sadece yeni değil. Bu rakamları aşağı çekerek falan bunlarla mücadele edilmez. Kaldı ki Türkiye İstatistik Kurumu'nun da işsizliği nasıl hesapladığını herhalde uzun uzun anlatmaya gerek yok bu yayında. Şimdi onu da konuşmak istiyorum sizde ama şimdi işsizlik dediğiniz genç kesimde daha fazla. Şimdi genç kesimde evet eğitim seviyesi yükseldikçe bir iş seçme ya da işte iş beğenmeme gibi bir durumu da söz konusu. Şimdi benim etrafımdaki genç kesimlere baktığımızda ben bununla zaten sık sık karşılaşıyorum. Herkes dört dörtlük bir iş imkanı arıyor. Herkes masa başı bir iş istiyor. Herkes daha kolay yoldan hak ettiğinin daha fazlası bir para beklentisi var. Tabii ki de herkes çok iyi şartlarla çalışsın, çok iyi paralar kazansın. Asla lafımız yok ki ben en fazla bu anlamda destekleyen kişilerden biriyim ama bu anlamda biraz daha gençlerin de biraz daha böyle ortacı olması gerekmez mi? Şimdi tabii ki de eğitim önemli, eğitimli alanlar da var ama eğitim almayanlar da iş beğenmiyor. Şimdi hep aktarıyoruz deprem bölgesinde inşaat yapacak inşaatçı bulamıyorlar. Şimdi 1500-2000 liradan bahsediyorlar günlük yevmiyeleri. Bunu bile kabul etmeyen kişiler var. Şimdi bu şekilde olduğunda şimdi hep herkes istiyor ki masa başı iş ama masa başı iş yaparken diğer işleri de yapacak birileri lazım. İnşaatçı lazım, belediyede çalışacak biri de lazım, otomotiv sektöründe çalışacak biri de lazım. Şimdi her baktığımızda iş yükünün fazla olduğu yerlerde de çalışacak kişiler lazım ama insanlar artık biraz daha rahat iş imkanları istiyor. Şimdi bu anlamda nasıl bir yol haritası izlenebilir? Şimdi bir otomotivciyi kalkıp da masa başı bir işe koyamazsınız. İnşaatçıyı kalkıp da masa başı bir holdingde çalıştıramazsınız. Peki bu anlamda yapılabilecek ne olabilir? Nasıl bir yol haritası izlenebilir? Şimdi hemen şüphet belirmeyi ortam bulmaktan bahsettiğiniz ne? Onu tam anlamadım. Önce onu bir soracağım. Özür dilerim bir daha söyleyin anlayamadım.
dediniz yani ortacı olmalı diye gençler için. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi yeni bir mezunun olduğunu varsayarsak, üniversiteyi bitirdi yeni bir mezun. Şimdi haliyle çok iyi şartlarda çalışmanın mı doğru olduğunu savunabiliriz? Şimdi hepimiz o mevzudan geçtik. Şimdi hepimiz yeni mezun olduk. Herkesin bir statü sahibi olması lazım. Bir kademeli artışın olması gerekiyor ya. Şimdi işe girer girmez bir müdürle aynı eşdeğer parayı talep eden birine bu verilebilir mi baktığımızda? Ondan bahsediyorum. Yani anladım. Biraz daha kendi olduğu konumun yeni bir çalışan olacağının, işe hiç bilgisinin olmamasının, okuldaki aldığı eğitimle iş yerinde alacağı karşılığın aynı olmayacağını biliyor olması gerekmez mi? O anlamda ortacı olması gerektiğini söylüyorum. Anladım. Yani bu anlamda peki... Siz bir işveren olarak düşün kendinizi. Ben de yeni mezun birisiyim. Siz bana şans vermezseniz, öbürü beni işe almazsa, bir iki işte kaşın var, öbürü gözüm var derken, bu gençler nereden tecrübe Seyfi kalır? Bey, bunu söyleyeceğiniz belki de son insan benim. Ben bunu yıllardır kendi iş hayatımda 7 yıldır yaşamış biriyim. Aynı şeyi söylüyorum. Ben şans vermezseniz kimsenin nasıl bir performans sergileyeceğini bilememenizin, bilmediğini taraftarım ve ben bunu her yöneticiyle görüşümde hep aynı şeyi söylerim. Birine şans vermezseniz dış görünüşünden, tavrından, konuşmasından o kişinin size nasıl bir iş imkanı sunacağını, nasıl bir işveriyle çalışacağını bilemezsiniz. Bu tamamen kişiyle, kişine verilen şansla alakalı. Ama benim burada söylemek istediğim şu, şimdi kesinlikle şans verilmeli ama o kişinin istediği imkanlarda maaş anlamında da sağlanmıyorsa şimdi burada işveren mi suçlu baktığımızda? Evet, evet. Kesinlikle işveren. Peki. O zaman ya inşallah... Neden işveren onu da söyleyeyim ben size Mine Hanım. Çünkü bu kadar çok fazla talebin olduğu bir yerde ucuz iş gücü çalıştırmak isteyen işverene bakmanız lazım. Ya evet, sizin bahsettiğiniz unsurlar da bir etken, doğru. Yani 20 yaşında, 22 yaşında bir üniversite bitiren bir gencin tutup da bir genel müdür gibi bir şeyi beklemeye gibi bir durum yok. Bu noktada hemfikiriz. Ama yani daha ucuz emeği çalıştırmak isteyen işvereni nereye koyacaksınız? İşte bence bunu oturalım bir, bunu bir konuşalım. O yüzden teraziye koyduğunuzda işveren tarafındaki o emek sömürücü yaklaşım bence biraz daha ağır basıyor sanki. Kendimi şu an sizinle konuşurken işçi ve işveren sendikası gibi hissediyorum. Aynen, yok öyle bir şey yok. Siz hani başka bir şey savunuyorsunuz, sanki ben başka bir şey savunuyormuşum gibi oldu ama tamamen aslında olabilir. Dediğim gibi ben farklı detaylardan, farklı açılardan bakıyorum daha doğrusu. O da ben de bir genç çalışan olarak zamanında ben de iş imkanları dahilinde olan dahili yani değerlendirdiğim için söylüyorum. Bu anlamda ben gençlerin de önünün kesinlikle açılması taraftarıyım ama dediğimiz gibi şimdi ülke geneline bakıldığında bir işsizlik oranının puanı olarak da bir azaldığı söz konusu. Tamam, peki masa başı işlerini bu şekilde halledelim. Dediniz ki işveren patron arasında. Peki bu diğer çalışan kesim için, yani bu inşaatçı olur, otomotivde çalışan olur, bu iş yükü ağır olan kişilerde daha iyi paralar verildiği halde eleman bulunamaması açığı için ne diyeceksiniz? Yani daha iyi olan işverenleri inşaat olarak değerlendiriyorsanız, inşaat sektörü gelip geçici bir sektör. Yani inşaatı yaparsınız 3 ayda, 5 ayda, 1 yılda. Ama inşaat sektörü Türkiye'de ya da dünyada hiçbir zaman sonu gelmeyecek teknolojik yani şeylerden birisi değil mi? İş sektöründen birisi değil mi? Şimdi hep ben, ev yapılır, ev yıkılır. Tam inşaat sektöründe ne kadar teknoloji var? Bir yol söyler misiniz? Anlamadım. İnşaat sektöründe... Hayır, inşaatsa şunu demek istedim. Hani teknoloji gibi çok gelişen bir şey değil. Yani hep iş yükü, insan yüküne, insanın yapması gereken malzemelere ihtiyaç var ya. Şimdi baktığımızda dünyada ve Türkiye'de hep inşaatın hep tekrarlanacağı, hep her bölgede yapılması gereken bir iş kanadı olarak bakamaz mıyız bu olaya? Yani şöyle mi diyelim? Şimdi inşaat sektörü gelip geçici, o zaman 3 ayda o zaman kimse inşaatta çalışmasın. Bütün evler kalsın. O zaman kimse inşaat yapmasın. Böyle mi diyebiliriz? Hayır, böyle bir iddiam yok benim. Yani hiç kimse ev yapmasın, konut yapmasın diye bir şey söylemiyor. Bütün kaynakların inşaat sektörüne yönlendirilmesine sıkıntı var. Ben bunu anlatıyorum. Değilse şöyle bir sorun yok. Tarım, sanayi ve hizmet sektörü de 3 tane temel sektör var Türkiye'de. Ya daha doğrusu bütün ekonomilerde. Şimdi siz kaynaklarınızın büyük bir kısmını tek bir yere yığarsanız problem orada başlıyor. Bu hizmetler sektörü de olabilir. Bu işte başka bir alan da olabilir. Türkiye'de ve dünya ekonomisinde inşaat dışında farklı sektörler de var. Yani ne bileyim, turizm var, başka bir şey var, imalat sanayisi var, tarım var, KOBİ'ler var. Şimdi bunlar nerede? Bunları nereye koyacağız? Bütün istihdam edilenleri nereye sıkıştıracağız biz?
Yani o zaman sorun, daha doğrusu çözüm şuraya varıyor. Özel kesime bırakılmış olan bir istihdam politikasıyla adım atamazsın. O halde burada devlet, yani kamu, aktif istihdam politikalarını belirleyerek piyasaya yön vermeli. Evet, izin düzeyleri düşük veya beklentiler yüksek. Şimdi ben isterim ki bir holdingde genel müdür olayım, işte bir odam olsun, masam olsun, etrafımda 500 kişi olsun, benim ağzımın içine bakan, işte 3 haneliğine başlayan rakamlarda maaşım da olsun, statüm de olsun. Evet, tamam, bunlar güzel, herkesin isteyebileceği bir şey. Herkes de bu noktaya layık. Ama bu işte şemsiye olan devlete bakmak lazım. Biraz önce konuşmamın başında da söyledim. Burada suçun büyük bir kısmı emeği sömüren işverene aittir. Ucuz iş gücü arama çabasında olan kişiye ait. Şimdi siz tabii şaka yoluna dediniz, kendimi işçiye işveren dikkati gibi hissediyorum diye, ama yani hiç kusura bakmayın. Şimdi ben mühendisim, örnek veriyorum. Eğer siz yetişmiş bir personelsiniz, bir iş yerine gitmişsiniz. Sizin kafanızda bir rakam var, işte atıyorum 5 lira. Şimdi ben de işveren olarak size 3 lira teklif edersem, bunu tabii haline kabul edeceksiniz. O halde şimdi suç sizde mi yoksa işverende mi? O halde asıl bakmanız gereken, yani resimde görmeniz detay şu, işçiyi ve işvereni bu alanda kavgaya sürükleyen, piyasadan tamamen elini eteğini çeken, herhangi bir aktif istihdam politikaları uygulamayan kamu otoritesine yönlenecek. Ya burada suçun tamamını işçiye atmak, emeğe atmak ne kadar yanlışsa, aynı düzeyde bütün suçu, bütün yükü işverenin üzerine atmak da aynı derecede yanlış bir tutumdur. Asıl sorun, yani bu ikisini de devlet dışı bıraktığımızda, asıl kavganızın bu alanı yaratan, bu ortamı oluşturan kamuya bakmanız lazım. Şimdi bana son 3 yılda, 5 yılda, 10 yılda neyse açılan fabrika söyleyebilir misiniz? Mesela kaç tane fabrika açıldı? Siz istihdam oranları, istihdam alanları yaratmaz iseniz, buna bir imkan vermezseniz ekonominizde veya çalışma hayatınıza, emek piyasanıza, siz istihdam oranlarını nasıl artıracaksınız? Şimdi diyorlar ki bu açıklanan şeyde, işsizlikle ilgili verilerde, işsizlik şu kadar oldu, bu kadar oldu, işte şu kadar kişi bilmem istihdam edildi falan. Şimdi bunlar nerede istihdam edildi? Bunların cevapları var mı? Nerede istihdam edildi? Yani şimdi size diyorlar ki TÜİK açıkladı, 193 bin kişi azalarak bilmem ne kadar oldu, şu oldu, bu oldu, bir sürü veriler var. Tamam, bu, nerede istihdam ettin bunları? Şimdi biraz detayına baktığımızda, mesela istihdam edilenlerin sayısını söyleyeyim ben size, yuvarlayarak söyleyeceğim ama. İşte 2020 Mayıs ayında mesela bir önceki aya göre 63 bin kişi artmış. Peki 63 bin kişiyi nerede istihdam ettin sen? Bunun cevabı var mı? Mesela imalat sanayisinde mi? Mesela hizmetler sektöründe mi? Mesela tarımda mı? Nerede istihdam ettin? Geniş tanımlı işsizliğe baktığınızda %20'nin üzerinde. Şimdi bunların hepsini sormak lazım. Öbür taraftan baktığınızda Avrupa ülkeleri içerisinde çalışma saati en fazla olan ikinci ülke Türkiye. Şimdi bunları konuşmayacaksınız. Burada bu kadar çok fazla çalışanda mısınız? Yoksa bunu, bu ortamı sağlayanlarda mı? Genç işsizlikten bahsediyoruz. %20'ye yakın. Bu işsizlik oranlarına bakın bakalım. Hem erkeklerde hem de kadınlarda oranları neymiş? Kadınların sosyal politikalar üretilerek çalışma hayatına adapte edemeyen işverende mi bir suç? Yoksa bu ortamı sağlayamayan, bu istihdam ortamlarını, bu ekonomik altyapıyı oluşturamayan kamu otoritesine mi bir suç? Ya da işverende mi bir suç? Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, nacizane ben kendi fikrimi söyleyeyim Sayın Mina Hanım. Yani bu artıklara işsizlik rakamını bilmem ne kadar seviyede olduğu da çok da fazla umurumda değil. Çünkü hesaplama yöntemleri sıkıntılı. Yani işsizliği nasıl hesaplıyor? Bizim uzun bir vakitte ben size bunları anlatayım. Neden bu kadar düşük olduğunu görürsünüz. İş aramaktan umudunu kesenleri, sonra işte 3 ayda, 1 ayda iş aramaktan vazgeçenleri sen listeden çıkartırsan,
toplum yararına projeler adı altında 3 aylık istihdam edilenleri bile birer bu hesaplamanın içine katarsanız tabii ki de sıkıntı olur. İşkur'un verilerine bir bakın bakalım. Çünkü bu kadar kişi açıklıyor. İşkur'a göre bir bakalım. İşkur'a ne kadar bir müracaat edilmiş bu bahsedilen dönemde. Şimdi burada da bir şey var. Burada da bir makas var. Ciddi anlamda makas var. Ya o zaman İşkur kayıtlarında bir sıkıntı var. Ya da TÜİK'in açıkladığı verilerde bir sıkıntı var. Şimdi ben her zaman daha önceki yayınlarda da ifade ettim. Bir bütün olarak görmek her zaman daha kararlı olacaktır. Kararlı fikirler ortaya çıkmaya neden olacaktır. İşte bu rakam olarak açıkçası %9.5 olmuş. Genç işsizlik %17 olmuş. Kadınlarda bilmem şu kadar istihdam, erkeklerde bu kadar istihdam. Sözdünüz mü istihdam sorunuyorum? Sözdünüz mü istihdam? Ben her zaman şunu savunurum. Bak bu son cümleyi de söyleyeyim bu noktada. Sorunuz varsa da izninizle alayım. Buyurun. Cevaplayacağım. Devlet, yani kamu otoritesi diyorum. Bunu biraz daha geniş ölçekli konuşalım. Şimdi ben de onu söyleyecektim Seyfi Bey. İsterseniz siz bu şimdi TÜİK verileri, işsizlik verileri derken isterseniz onları siz bir kendinize göre bir analiz edin. Uygun olduğunuz bu hafta içinde bir gün biz bunları tam olarak konuşalım. Yani bir bölümü buna ayıralım. Çünkü dediğiniz gibi verilerde yer nasıl hesaplanıyor, neye göre hesaplanıyor, kategoriler neler, seçenekler neler, neye göre analiz ediliyor kadın, erkek, genç, nüfus çalışanları. Hem biz de bu anlamda bilgilenmiş oluruz. Hani veriler düşük ama size göre farklı, iş kur verileri farklı. Bunları eğer elinizde bir böyle toparlayabilecekseniz sizinle bu konuyu da ayrıca bir bölümde tamamen konuşmak isterim açıkçası. Tabii büyük bir memnuniyetle. Tamamdır o zaman ben buyurun diğer konuma geçeyim. Şimdi biliyorsunuz cep telefonlarında da aslında yurt dışından gelen telefonlara bir kayıt ücreti vardı ve bu 20 bin TL'ye kadar oldu. Şimdi bu aslında biraz da iç piyasayı hareketlendirmek adına doğru bir karar olduğu da konuşuluyor. Siz bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi cep telefonlarından bağımsız vergi oranlarının artışını bir seçimden sonraki yayında konuştuğumuzda şunu söylemiştim hatırlarsanız. Hazır olun, vergi ve zam yağmurları geliyor. Şimdi vergilerin uygulandığı dönemdeki bu süreç içerisindeki politikalarımıza bakmanız lazım. Vergi hangi alanda uygulanır, ne zaman uygulanır? Şimdi devletin bütçe açıklarını kapatmak için bir finans olan vergiyi bu mantıkla sunan vergileri bir kenara bıraktığında bunu ayrıyeten konuşuruz dersin. Vergiler talebin fazla olduğu, tüketimin çok fazla yükseldiği dönemde ki bunun devamında enflasyon da ortaya çıkar. Talebi kısmak için başvurduğumuz bir maliye politikası aracı. Dolayısıyla şu noktada hemfikir olabilir. Bu kadar yüksek enflasyonun ve bu kadar çok yüksek talebin olduğu bir ortamda hep de şunu destekliyordum zaten hatırlarsanız sadece para politikasıyla bu işin olmayacağını, maliye politikasının da bu noktada devreye alınmasını savunuyorum. Şimdi bu açıdan talebi düşürebilmek amacıyla eğer siz vergiyi yükseltiyorsanız bunun etkilerini görürsünüz olumlu anlamda. Ama siz bunu bir bütçe açığının finansmanı olarak değerlendirirseniz işte o zaman uyguladığınız ve uygulayacağınız bu vergi politikaları, maliye politikaları özellikle enflasyon hedefleme stratejinizde istediğiniz sonuçlara ulaşamamanıza neden olabilir. Çünkü siz buradaki vergileri sadece sizin işaret duyduğunuz cep telefonu veya başka bir ürün için konuşmuyorum ama genel olarak söylüyorum. Özel olarak da değerlendirir. Da cevabını verir. Eğer siz bu mantıkla, yani benim söylediğim prensiple hareket etmiyor, artan kamu harcamalarınızı finansman edebilmek için vergi artışı yapıyorsanız, o zaman siz başta o kabul ettiğiniz enflasyonla mücadele yöntemindeki maliye politikanızdan kapmışsınız demek. Acıdır ki, Türkiye'de bu son dönemde özellikle yeni ekonomi yönetimi başa geldikten sonra uygulanmaya çalışılan vergi politikaları ve bunun akabinde maliye politikaları maalesef bir ekonomiyi ayağa kaldırmaktan ziyade yükselen bu talebe bir çözüm bulmaktan ziyade artan kamu harcamalarını finansman edebilmek için halkın sırtına yüklenmekten başka bir uygulama değil. Bakın seçim öncesi ve daha Seyfi Bey süremizin sonuna geldik ama. Lafı özür dilerim.
Şimdi yarın isterseniz bu konuyu tekrar sizinle konuşalım. Bir de aynı zamanda dediğim gibi istedik verilerini de eğer yarın hazırlarsanız onları da sizlerle beraber değerlendirmiş oluruz. Bu iki konuyu tam olarak yarın bütün ele alırsak daha güzel biz de bilgilenmiş oluruz. Ya o zaman son cümlemi söyleyelim, izin verin. En azından cümlem yarım kalmadı. Hemen kapatalım. Buyurun. Vergi politikalarını bir kamu maliyeti aracı olarak kullanılması gerektiğini savunuyoruz. Biz de bütçe açıklarını kapatmak için artan vergi artışlarıyla bir sonuca varılamaz diyelim. Yarın içinde bahsettiğimiz bu işsizliği hem sistemli iş üzerinden konuşalım. Tamamdır Seyfi Bey, çok teşekkür ederim. İyi günler size, kolay gelsin. İyi çalışmalar, iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Efendim programımızın sonuna geldik. 3 saati tamamladık hep birlikte. Yarın saatler 7'yi gösterdi. Biz tekrar gün ışığı programıyla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.